Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vela. Allah subhanahu ve teala İbn-i Ataullah Sekenderi'nin hikmetlerden kılayetken dersimizine özü menfaatli kılsın. İbn-i Acibe'nin bu hikmetlerde yazgan şartlarını okuyetken edik. Şartlar kop hikmetlerge, bu hikam atayiyyege. Lekin en afzali deyip ulamalar tellegen ve medreselerde okutulgen de ahirge baskıçta okutuladigen şark şu İbn-i Acibe'nin ki bula. İbn-i Acibe çünkü bir cüda hem yetük şarkla geller. İbn-i Acibe ne okuyenden ki başka şarklardan fayda kem koşuladı. Hemen şartın özü yarışa faydası var. İki başka şartların faydası İbn-i Acibe'den koşumça kılaman desiz kem. Ama başka şartlarını okusayız İbn-i Acibe'den kub nersen yok etken bulasın onda. Yani başka şartlarını okusayız İbn-i Acibe'nin oranına. İbn-i Acibe'ye nispeten cüde kem nersen bilgen bulasın. Ama İbn-i Acibe'nin okusayız başka şartlarına nispeten köp narsa yok etken bulmayız. Çünkü İbn-i Acibe'ni tellegendik. Biraz çukur Rab'ı sahib. Ve daim ayetükeli yapmış. Bu şarh eti metnini okup arkasından keyin tercüme kılıp şarhını ayetükeli yaptı. Bu derslik ahli ilimler için. Okuşta, fahimde ahli ilimler için. Amelde siddikler için. Eğer okuşta ağırlık olsa, düşünüşte fahim yetmese, şuna kadar mürekkep oladı mı deyin deyip inkar kılmasın kişi ki eğer sen hilalini görmesin, köre diyenlerine tapşır koyuyor. Kozin hilalini almayı diyen olsa, köre diyenlerine tapşır. Feselim limen yaral hilale bil absari. Közü bilen hilalini köre diyenler. Şuna kadar tapşır koyuyor, o şeyler ay çıktı deyip et versin, şunu ben o zaman tutursun. O ziyini közü almaz. Ama sen kıtkınla git. Dakik bosa, manalar nazik bosa tenkit kımagin ki o manalar ahli ilimler, ahli marifet tamamından etilgin. Hakikatler kupunca dakik bolad. Nazik hakikatler, hususan marifet, Allah'ın marifeti şimdi dakik bolad. Gayb ilimleri dakik, nazik bolad. Bu hikmetler oşa gayb ilimlerinden atılıp çıkkanı için nazik İbn-i Acibe onu yani hem dakik caylarına işare kılgen için yani hem nazik bop gitgen manalar. Köpünce kişi düşündüğümde böyle gendi hem uzbeci yapıp düşüngen oledi. Lekin aslı maksadını engellemegen buluşun mümkün. Çünkü tekrar tekrar yaşayış gerek. Xususan bunu mürekkebliği boyu kalışı koldan kendisi sadalaştıramız. Lekin seviyesini uzunu derecesinden peske düşürüp alalmıyımız. Çünkü için ilacı barıca saddeleştirip yengilleştirgen halde ama uzunun seviyesi de şartlanış gerek. O ahli ilimlerge, ilim ahlilerge, yani taliblerge ya ki alimlerge manfaatli bulundu. Kişi kança marifeti ilmi kubu olsa çünkü fayda arışı kubu olur. Şu bilen bir bu ilmi ciheti, fahim ciheti. Şimdi ameli ciheti hem siddikler için aytilgan siddiqlikni istaganlar uchun aytilgan. Shuning uchun ba'zi amallar og'ir ko'rinsa, yoki ba'zi bir nuqtalar amalga olinishi qiyin ko'rilsa, uni ham tanqid qilmanki, bu siddiqlar siddiq bo'laman deganlarga kishi ibla olmasa, hech bo'lmasa noqisligini bilib istig'for aytib ketaverish kerak. Abu Ali'ni Daqqoqdan so'rashgan ekanki, taksir şunaka salaf-ı salihlerini, bu uluğ veli kişilerini, siretlerini aytasız. Sözlerini aytasız, amellerini aytasız. Biz onlarını işitip, onlar kebi buluşka gözümüz yetmeye kalırdı. Yayın ki, onlar kebi bulalmıyız. Ben siz etken derseniz biz amelde kullanmıyız. Şunda ilim bir paydamaz mıyken, ketip kalıyor, bir payda ketmeyip mıyken? Şunaka yukarı derecedeki seviyene aytış şart mı? Yani ama adam ki adli adamlar ki adlisini ettim.
Şu bilen kifayelense bu meydim mi? Diyen gelmeye çıkan da etken ekenler ki bunun faydası var. Sıralı amel kılması gidelim. Birinciden iki de faydası var. Birinciden en kemide himmetiler kançadır kozgalat. Şimdi Ali canab, canab insanla utken eken, uluk insanla utken eken. Şuna kanki böyle uluk himmet igeleri utken eken deyip. Hiç olmazsa az gene himmetiler aşat. Ular çelip olalmasıyla. Hiç olmazsa kançadır himmetiler aşadı. O şundan amelilerde fayda kurasılar. İkinci faydası hiç bu mekanda o zilerde ne kadar pes rasva ekenlerini bilesiler diye. Eğer şu o zizi naşud ekenlisi bilip ama o zilerde cahaya yakşı adamı da böyle bir benken ben cüde çatak adam eken ben o. Nuksanım ki o peken o degen hulasaya kep kasiyiz. Bu sizden kibirini ucubini ketkese şunu uzayam kette nimet. Şunu uzayam cüde kette nimet. Hususan ahli ilimlerge, talib ilimlerge hem bu menfaatli ki kubunca talib ilim az gene ilim okuşu bilen yanıdaki ilimsiz kişilerge nisbeten uzun ilimli kısık kalır. Keyin havlu kuşku otadı. Malinin tuğyanı bu gene kebi ilimnin tuğyanı var deyişken. Allah'ın mübarek zuhudda getirgenler. Uçnaka tuğyandan üçlep kalır. Kişi uzun gözü baha biriyken peytidi. Bu karı himmet egelerini sözlerini, amellerini organen payette uzunu kuyuluğunu kıskaladı. Şu yan katta nimet uzun aslında. Çünkü şu, bana şu noktalar itibarından okul yaptı. Allah uzun menfaat dikasını ki koldan kegence Araplarda bir gebar me le yudraku kullu le yudraku kullu yakı cullu. Bir nesana hemen seni hasıl kılı almasayın hamasını terk etmeyesen de değil. Bir nesanın hamas hasıl olması, hamas terk kılınmaydı. Mesela, 1 milyon payda kör mahşidiyiz bir işten. 500 bin payda kördüyüz. Ya 1 milyon mesela kendim teşekkür etmeyiz. Hem de o 500 diyen bosa olas. 100 bosa hem olas. Bir nesanın hamas kul yekirmese, hiç yoku, hamas terk kılınmaydı. Kançasıdır kul yekirtiler. Mâ le yudraku kulluh, le yutraku kulluh. Oşan için bu hikmetlerge hem amel kılıçta hemesge kılıçge hareket kılıçımız gerek, hemesin cari kılıçge kançası nedir cari kılıp asıgem, şu yem kette nimet buladı ki bu laselen tekrar eşittirilse gâhıda kişi bir kança mana hikmetlerini basıp otkenden ki manalar onda toplanıp birbirini doldurup fikirler, hikmetler keyin kaytadan okusa yine kaytadan yengeden yine hem çukurlar düşünüyorum bunu. Çünkü ara ara da bir müddet kegende, vakti kegende az azdan ya yazmadan bu defteri gözü karab okup ya ki dersini kaydeden bir eşitip ya ki kitabını kaydeden bir mutalak durulsa kub fayda alınadı inşallah. Yine o şey müracaatını kaydedip duruşunu biz özümüzde bir adet kılış için arada çok tapalıyı uzağa vakt. Şu 10 tahkimetini metnini uzunu bir kıskaca bugün müracaat vasik şifaya kıladı inşallah. Hikmet ayı o 260-270 hikmetin ortasında. Ulamalar dedi ki şu hikmetlerin hepsi bir yine kelimenin şerhi. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah'ın manasını, tahkikini, mahiyetini açışke ve tatbikini kursatışke bağışlanken bütün hikmetler. Şunun için bu hikmetlerin her birini ortadan la havle ve la kuvvete illa billah kep çıkıyor. Az bana münacak yerini görmemiz. Birinci hikmette ettiler ki min alamati li'timadi ala al-amel nuksanur raca'i inde vücudi zelal. Amelge tayanışının alametlerinden biri tayilgen peyitte umidinin kemayışıdır. Kişi bir hata koysa, aldın gidaka Allah Teala'dan umidi bu mesleğen peslep kosa, ben günah kıldım indi menge uncelik falan nasıl falan nasıl vermedi deyip kosa o demek amel giden yaptı. Çünkü amel kıyam peyitimde bulandı böyle yaptı de. Yok. Amel aslında benden ihlasını, muhabbetini, intilişini izharı kılış için halas. Bendelikini izharı için. Ama ata Allah'ın rahmetinden fazladan bulandı. Dolayı.
O amel sadıklıkını izhara, sadıklıkının delili. Siz Allah'tan soruyorkeniniz, Allah Teala'ya telpine etkeninizin tasdiki delilidir amel. Lekin ata Allah'ın fazlından buladı. Siz hakikatte sorup durgan bulsayız, mabada sizde bir tayiliş payda bulsa, hata kıpoydunuz bir namazda mesela, yani bir amelini kıpoydunuz, hata ya bir günahını kıpoydunuz. Şimdi aldın giden ümit kılamaydıgan bakkasıyız, demek siz ameliniz yeten yeken ikensiz ve amelimi evvelizgen Allah'dan bana sağlamen diye böyle yeken ikensiz. Yok, Allah amelini evvelizgen alınmayın. Amel bendelikini izharı için ama ata Allah'ın da fakat fazla ve rahmetinden uzundan bulur. Çünkü Firdevs'ını sorenler de gelirler. Resulullah Ekrem Aleyhisselam. Firdevs'ını sorenler. Amel bilen alamayız. İnsanın amel uzunluğu dünyadaki belirgen nimeti hem yeremeydi. Hem amel izleyemle keseyiz. Dünyada belirgen azalar, yemek içmek yok. Manevi, maddi nimetlerdi. Ondan beri niye kaplanmaydı? Çünkü bunda biz özümüz kariye diyen bu sek amellerimizi insan 12-15 yaş geçe aklını tanımaydı. Aklını tanımaydı. Aklını tanıp adam bir uşak önce 12-15 şeker et. Amelini klas bile kıl ediyen, engelep kıl ediyen bugün için. Eğer 60 şeker ettiysek, ortaça ömürler. Belki köpürak adam o 60'a varmıyordu o. Bari yine şey 60'da bu aleylik, törden beri ket yaşlıyı bilen. Koyan 45 yıl ömrünü, günlüğe 8 saat 3'ten birini kıl ediyen olsa yani 15 yıl ket. 30 yıl kalır. Şimdi yemek, içmek, tereşçilik, günlüğe 8 saat tereşçilik sabır ediyen olsayız, yani 15 yıl ket. Tereşçilik, yani yemek, içmek, sabır ediyen olsayız, tarat para, hacı çıkarış yani. Burabla görüşürüz, hakezalan. Çıkar ediyor musunuz? Yani 5 yıl kâmede keder. Ya ki 10 yıl. Ne kalesiz 60 yıl ömürden 5 yıl ya 10 yıl saf kaladı. O yüzden hem ibadetli adamlardı o. Elbise kuz nimetini vergen olsa 60 yıl ya vergen. Hid bilinç 60 yıl. Tam seziş 60 yıl. Tişlerimiz 60 yıl. Süveylerimiz, her bir azayımız 60 yıl hizmet kıyan. Halbuki 366'da bugün her birine sadakat ya ki şükür lazım. Her gün. Hadis-i şerif dışındaki. Manevileri var, her aklımız var. Duygularımız var. Kalbimiz var. Ruhi kuvvetlerimiz var. Bana bu nimetlerini eğer cemlediğim bu şey, bunlar hemen sürünkelik ve bir orta tolavsız verilgen. Bana aldığı insan bir orta azasını almıştırsa falan pul gelmiştir yaklaşık. Yani uzun ikide bu miydi bari biz? Şu nimetler bittesini koyuyorsam, haliye 5 yıl, 10 yıl ibadet kapılar mıydı? Şunun için ben de amel bile bana sağlayışa kadir bulan mıydı? Allah Teala fakat bendege lütfen erkeletip, şu kıyan amelinizge, sabrinizge cennet merhamet deyip köyünü kütarıp koyardı. Lakin uzun aslında fazla bile bir gün bulan. Çünkü daim ayetlerin ahırıda şu cennet hakkındaki bendelerini mükafatlaş. Ve yazidehum min fadli. Liyeczeyellezine amenu ve amilu salihati min fadli. İman keltirip salih amel kıyallarını uz fazla bilen mükafatlaşı için deydi. O şey fazlını bildirip koyuş için. Demek bende amel bilen olamarken amel ne mi için gerek? Amel bendenin sadıklığının izharı delil. Ama ata Allah subhanahu ve ta'ala'nın uzundan halis buladı halis. Bende işangeni için, intilgeni için birer. Ama haklı bulamaydı. Perverdiyar ben bana cemaatle okudum 5 yıl namaz. Şimdi bana Firdevs'ne bir gehter 20'ye diyal mıydı? Çünkü eğer amelige uzun mukabil koymak olsa uzun azalarını şükürüne de kullanmayan bulan. Bu hakta başka hadislerime etilgenmiz, etkenmiz. Demek bende ne kıladı? Bende koldan kıyan çemel kıladı dedi. Allah'ın rahmetine dayanır. Başka ilacı yok. Sonra gende Firdevs'te Allah'ın soru olayım. Lakin hakikatte Allah'ın o şey atasıyla intilişizi isbatı için tohtemi amel kılışız gereği bunu. Çünkü Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bir kişi sahabelerden birileri. Ya Resulullah dua kılın. Cennete siz bilen birge böyleydi gende. Dua kılaman secde bilen menge yardım bir diye.
duayım icabat bulup si, menge yakın buluşun için kub sacda kılışın gerek. Birge buluşun için yapsan mı? İstekini ispat gerek. Kub sacda kub ibadet kılışı yani mesela. Demek ki ecret alışımız gerek. Ben amelini, sevabını mukabilinde Allah-u Teala kızıktırış için etken, elbette sevabı geçenemiz, lakin hakdar sıfatı demez, talepkar sıfatı da. Şundayken, ben de koldan kıyınca amel kılıp Allah'a intilip türken peyti de bir orta eğer bir tayiliş bulsa o arkaya kayıtıp şükürlükü düşmesi gerek. Belki tevbe kılıp istiğfar kubuluğa kayıtıp yani hem yakınlaşıp oluş gerek. Yani şu mukarrablarını amelge teyemeye digerlerini sünnet. Ama amelge teyengen kişi olsa ki ya şu işi koydum ben de meras babı oldum de toktaydı. O demek amelge teyengen kişi Allah'ın rahmeti gelmez. Bu kişi bu bilen her bir şahs özüge tashhis koyuşu için bir de bir meyar ayet koyuyorlar. Yani kişi özüge özüz bir amelge tayin yapmam mı tayin yapmam mı de kara mahşub olsayız karen tayilip koyan payetinizde Allah-u Teala'ya umidiz kemalip koyuyken olsa demeyi tayin yapmış. Eğer yok Allah-u Teala'ya intilişiz artıyken olsa ya ki uzgarmayken olsa onda amelge teyemeyken bulunuz. Çünkü Süleyman Aleyhisselam kısalarını etkemiz biz derste. Aynı hata kıyan payetlerde dua kıyamız. Hatanı artıdan. Bu, şu Allah-u Teala'nın rahmetine teyengellerinin bilgisi bu. Kendi hikmet dediler ki, iradetuket tecrid ma'a ikameti illahi iyyâke fil esbab mineşşehvetil khafiyye ve iradetukel esbab ma'a ikameti illahi iyyâke fi tecrid inhitatun min el himmeti el aliyye. Allah seni sebeplerge koyup koyanı halde tecridini yani sebeplerden halı buluşunu isteşin mahfi şehvettendir. Allah seni tecrid hal tecridini yani sebeplerden halı buluşunu isteşin mahfi şehvettendir. Allah seni tecrid haletige sebeplerden halı derecege koyup koygen bulsa sebeplerini isteşin Ali himmetten peske kulaşdır. Bunu ham etkemiz tecrid sebeplerden üzülüş sebeplerden halıcı buluş. Özü aslı Allah subhanahu ve teala'nın kudreti yürbüze de hemen seni. Yaratış, uzgartırış, bar kılış, yok kılış hemen Allah'ın kudretinden. Lekin onu sebeplerle birbirine bağlaştı hikmetten. Çünkü ayetlerdi ki dünya kudret ve hikmet bilen başkalarıydı. Ahiret fakat kudret bilen. Ahirette hikmet, cennette hikmet bu muydu? Çünkü ucun bu kuş uç kötü yetse, yegiz gelip karasayız, pişip çoğuladı. Onu alıp, soyup, tazalıp, ot yakıp, küldürü içertmez. Pişişi için bana bize ağzı dünyamızda göç, yumuşak pişişi için istiklik görüş gerek. Sıklıkta iş gerek onge. Şunu da pişerdi. Yani onu pişiş sebebi sıklık. Ama cennette onge ihtiyacı yok. İstegen vaktinizde bol olur. Haklıken meyvenizge kolunuz tutsanız kutufu ha deniye. İlgili bir yerdi. Asan gününüz olasın. Aha dünyada biz nervange muhtaç bulamız. Sebebge muhtaç bulamız. Boyumuz yetip şunu alış için. Meyven alış için. Hemen arası şundaki. Cennette şunun için kudret doğrudan doğru işleydi. Lehum fiha ma yeşaun. Nema istese var. Ma teştehihil enfus ve teledzul ayun. Nefsler istegen nesne hemen. İstedi bul oradı. Dünyada ne kalmaz. Dünyada isteyesiz. İstegizi kolye kiretiş için sebepki kol oluşuna muhtaç bulasız. Nema gediyse dünya şehadet alemi gaybini olup durgeni için. Gaybge bugün imanını imtihanı uçun. Eğer hemen sen kudret bilen Allah doğrudan doğru yürgüsü bile diyen olsa adamlar Allah'ın kudretini görüp dursa gözü bilen. İmtihan olmayıdı. Hemen iman getirişi anık. Hemen teslim buluşu anık. Kimi ki gaybge şunu da teslim bulsa sebeplerini arası da türüp. Yani en dünge kiyen Allah Teala ahirette sebeplerden halı bir hayatını bilen. Şimdi bu dünyada uzda hem bazı kişiler ki o şey sebebini sebebiyetini ap koyadı. Yani
doğrudan doğru kudretini uzun işe sabiret. Bu peygamberlerin mucizelerinde korunadı. Velilerin kerametlerinde korunadı. Peygamberlerine mucize bugün derseler, velilerine keramet buldu. Hacer anamız aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ferzenlerini, iki oğullarını İbrahim aleyhisselam, o şu bir deşti ki, hazır ki Mekke-i Mukarreme Kabe'ni aldı ki, Kabe vakti yok, o şu oğrunge deşti ki hiç ne su ne ekim var, bir idişte humde bir kuzede su bulan, bir halde kişkine yine bir havuç hurma bulan teşebbü eti var geldi. Hurma ham su ham tüyüken bir müddet, az gen müddet. Keyin çakalığa yıkılaştı başına gen. Böyle yıkılaştı başına gen. Şimdi Hacer anamız Safa bulan Mervan'ın ortasında yügür geldi. Uyaka çıkadı, atropya kareydi. Su görünür mü kendiydi. Adette çölde simap su bulup görünürdü. Sarap. Sarap, simap diyeyim ben. Sarap. Sarap su bulup görünürdü. Kareydiler saraplı gibi bilinirdi. Bu zaman götürdü. Adam görünüp kalan mı ki? Kuş görünüp kalan mı ki? Adette kuşlar suyun tepesinde uçuyordu. Kervan görünüp kalan mı ki? Su istep akka bakka kezerdiler. Ahirken kareseler, ferzenleri İsmail aleyhisselam'ın tavalını tek eden su, zemzem suyu atılıp çıkardı. Hazır geçe o sudan hama barıp içi yaptı. Bu hatta madde parasılar tecrübe ilgileri için hem delil. Gayb kişen medyelerde hem delil. Gayb kişen medyelerden bulsa barıp şu zemzemin közü bilen kursa, bulağını kursa. Tarihi avlat mı avlat, bütün millet kısa kıp geledi. O uydurma tokuluşu mümkün bulmayan surette. Avlat mı avlat, bütün avlat yılan bir nakıl kıp geledi. Ve zemzem daim içi uçuları diyen talebi miktarışa çıkardı. Taş kütmeydi, yetmeye konmaydı. İlgâre bin kişi içken, bin kişiyle çıkken. Hazır milyon kişi içi yaptı, milyon kişiyle çıkardı. 10 milyon kişi geledi, 10 milyon kişiyle çıkardı. Kança talep kılınsa çıkardı, lakin taşp etmeydi. Bu ham özünü bir mucizesi, Allah Teala'nın özünü kudretinden başka nesemez. Alametlerden, Allah'ın kudretine alametlerden bir tanesi. Şu zemzemin çıkışı, demek ki İsmail aleyhisselam ayağından çıktı. Hacer anamız mesela Safa'ya çıkan paytımda karasa Safa'dan su görünüş mümkün değil ki bitti. Tağını bağırdan. Kim şu boşudan ap kese bulardı. Yani ki yürüyken paytta adam bekle su ister. O kişinin ayağını tayyden çıksa yani bulardı. Deyse Allah Teala bu sebebini sebepten ayrış için kıyan dedi. Ulamalar. Sebep su isteşmedi o kişinin ki. Allah Teala istemeyen cahiden ki közlemeyen cahiden çıkar. İsmail Aleyhisselam ayağından çıkar. Közlemeyen bugün dedi İsmail Aleyhisselam ayağını tehlike evlegen bulardı o kişi kolumla. Közlemeyen tamamından çıkardı ki sebebini musebbepten ayırıp kursatı için. Yani o kudretini Allah'a da kursatı koyuş için. Mene şu, bu kebe misaller cüda hem ki. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir koyu soyuşken egen koyuna kolunu bergen dediler. Berişti. Allah alem böyle bergenler. Yine soradılar. Yine berişti. Yine soragenleri de ya Resulullah koyuna ayağı kolu iki tolada alasın. Kolu iki tolada alasın. Değişken de etken gelirler ki eğer şu yapını etmezsen bergeninde kolunu tozgeninde bin soragunca beri olardın diyerek. Ben kança sorsam çıkı olardı senin. Ve Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın özlerini siyretlerinde bizde kub madde rivayet kılınken kollardan su çıkardı, avukatını köpeğe geldi, sahabalardan bugün. Bu neseler cüde kub sadır bugün. Meryem anamızda sadır buluşu. Bana şu neseler kursatadı ki kudret haklıgen peyitte Allah-u Teala sebep hap koyadı. Kudretini uzunu kursatmak için. Velilerinin kerameti hem aynı şu oldu. Şunun için keramet ya ki mucize akıl kesit bu muydu? Adet kesin böyle. Ama aklı adetten, tecrübeden başka nesneye yetmeyi diyen aklı kasır, kelte fahimler yine mucizeni ve kerametini inkar kılır. Kerameti kursayan bir kana kadar sebep isteydi arkasından. Çünkü mucizeni kursayan bu ne akıl değil ki, kelte şehir gelmek ki, o ne akıl değil ki, bu ne akıl değil ki diyorlar. Demek ki o şey, gayb kim olmamak için o şey. Demek ki mucizeni körüp durup, gayb, bu sehir değişken.
G'aybni qabul qilmaganlardan, o'ta modda parasop etgandan. Aqliyat. Ammo aslida haqiqat shuki, qudrat xohlagan paytda Alloh taolo zohir qilsa sabablar kesiladi. Endi valilarda ko'p bo'ladiki, o'sha sababni Alloh taolo gohida ulardan ularni sababdan xolis qilib qo'yadi. Biz o'zimiz yaqinroq davrdan zikr qilsak kishilarga ko'proq fahmiga yaqin bo'ladi va tasdiqiga yaqin bo'ladi. Domla Hindistonni aytib berganlar, o'zimiz ko'rgan, hamma bilgan O'rta Osiyodagi yirik olim va yolg'on gapirganlariga hech kim guvoh bo'lgan emas biror narsada. 100 dan oshib o'tganlar butun Mavlon nahridagi ahli ilmlarning ustozi hisoblanadilar. Shu kishi mana Mulla Faqirni aytib berganlar. Mulla Faqir ustozimiz Qoz Domla uzum yegan paytida uzumni zikr qilgan ekanlar. O'sha paytda Afg'onistonda uzum pishmaydigan payt, hozirgidek saqlaydigan odam ham bo'lganmas. Shunda eshikdan tashqariga chiqdi-da, bitta shingil ko'tarib yurdi. Uzum yo'q joydan uzumni olib kelib, ustozga berdi. Xubayb roziyallohu anhu islomda birinchi asirga tushganlardan va qatl oldidan 2 rakat nafl o'qishni birinchi sunnat qilgan sahobai ikrom. Bu kishi ham Makka mukarramada o'sha asirda turgan paytlarida qo'llarida meva turibdi. Holbuki Makkada o'sha meva yo'q. O'zi baylangan kishi. Borib beradi meva olib keladigan sharoit yo'q. Baylangan asir holatda qo'llarida meva turibdi. Bunga qo'shilgan karomatlar sahobalarda ham, ulardan keyingilarda ham ko'p bo'lgan, ularning hammasi o'sha sababni Alloh taolo olib qo'ygan. Tajrid holatiga o'tganlar. Endi tasavvufda tajrid deganda nimani aytadi desiz, tasavvufda tajrid deganda kishi yaqinini Alloh subhanahu va taologa bo'lgan tavakkuli va taslimini imtihondan o'tkazish va kamoliga yetkazish uchun yo Allohning ishorasi bilan yo murshidning iborasi bilan sababni tark qilib tajridga o'tish holatini aytishadi. Unda nima qiladi? Unda hamma sababdan kesiladi. Hech qanaqa mulk qolmaydi. Pulkab turadigan sarmoyasi hech narsasi bo'lmaydi. Nimasi bo'lsa hammasini berib tashlash kerak ular. Nimaiki ega bo'lsa, ega bo'lgan narsa hammasini berib oladi. Hech narsasi qolmaydi. Yalnız Alloh taolaning atosiga qarab qoladi. Bu endi o'sha maqomga chiqqanda qilinadi. Siz bilan bizga emas u. U o'sha uning uchun kishida oldin iymon tarbiyalanishi kerak, rizo maqomi olinishi kerak, tavakkul maqomi egallangan bo'lish kerak, yaqin tarbiyalangan bo'lish kerak va shunga kishi tayyor bo'ladi. Shunda banda shayx aytadi, sen tajridga o't deydi. Yo'inki Alloh taolodan ishora bo'ladi tajridga o'tishga. Maryam onamizda bo'lgandik. Uni biz o'sha darsda mufassal aytganmiz. O'sha tajrid holatiga o'tganda kishi asboblardan, sabablardan uziladi. Endi sen tajridga o'tkazsang-u shayxing yoki Alloh taoloning ishorasi bilan o'tkazilsang-u Alloh seni birinchi hikmatda Alloh seni sabablarga qo'yib qo'ygan bo'lsa-yu tajridni istasang, ya'ni menga shu tirichilik ham qilmasam, boshqa ham qilmasam, mehnat ham qilmasam, rizq o'zi kelaveradigan bo'lsa-yu Maryamdagi alayhissalom deb shuni istaydigan bo'lsang, bu maxfiy shahvatdan bu. Karomat talab qilinmaydi. Karomat talab qilinmaydi. Bu maxfiy shahvatdanligi nima? Sen mas'uliyatdan qochyapsan. Alloh seni sababga qo'yib qo'ygani mas'uliyat qo'yganidan, mas'uliyat yuklaganidan. O'sha mas'uliyatdan qochib Alloh taolodan tajridga o'tishni istayotgan bo'lasan. Bu o'sha suratda tavakkulga o'xshagan bilan aslida mas'uliyatdan qochish bo'lgani uchun maxfiy shahvatdandir. Buni biz o'zimiz davrimizda ham ko'rganmiz. O'sha ba'zi bir ishon bo'lar uylarda o'sha masalan osh bo'ladi, atala bo'ladi, kunda ovqat bo'ladi. Ba'zi birlar men ta'kidini ham qildim Alloh uchun deb bolalar o'shda yotib oladi. Bu yerda ahli ayol bilan ish yo'q. U yerda 3 mahal qorin to'yadi. Qorinni mahkam baylab kechqurun tahajjud o'qib bersa bo'ldi. Bitta matr ozgina zikr qilib qo'yadi bu. Gapirganda hov deb tursa bo'ldi. Ba'zi kishilar ixlos bilan qilgan bo'lishi mumkin, lekin biz shunday kishidan ko'rganmizki, mas'uliyatdan qochish uchun qilgan. Chunki uni zimmasida turibdi hali ahli ayol. Ularni haqqini ado qilmayapti. Bu agar ularni ta'minlab qo'yib, o'zi uchun qilsa edi mayli.
Yoki ular yo'q bo'lsa o'zi uchun qilsa demaydi. Shu bilan birga ovqatni ko'rib turib u yerda sharoitni ko'rib turib qadam bosish bu tajdid emas. Balki sababga bog'lanish. Hatto menga bir kishi kelib aytdiki, shu tushuncha ham bor ekan. Mani amakim pul berib turadi homiylik qilib. Shunday qilsam men tajdidga o'tgan bo'laman ekan deb xursand bo'lyapti. Kimdir aytdi, shunda sen tajdidda bo'lasan debdi. Deyarga ta'sir tajdid emas, u ta'minot deyiladi dedim. Chunki amaki ham ota ham sabab pulni turgan bo'lsa. Yoki sarmoya tikib qo'ygan bo'lsangiz ham, u tajdid degani jismonan tirishlikka harakat qilishdan xolilik emas u. Masalan, biroq bir joyga 100 ming tashab qo'ygansiz, aylanyapti, oyiga 2 ming kelib turibdi. Tajdid haridan bo'lmaysiz. Unda hamma millionerlar tajdid haridan qoladi. Pulni tashab qo'yib yotganlar bor-ku. Yo'q, tajdid sabablardan sarmoyadan ham kesilgan bo'ladi u. Beradigan amaki toqadan ham kesilgan bo'ladi. Unga keladigan g'aybdan boshqa vosita qolmaydi. G'aybdan boshqa unga madad qolmaydi. U tajrid ahli u darajaga chiqish uchun kishi asli sabablarda qudratni ko'radigan darajaga chiqqan bo'lish kerak. Sabablarni ko'rmaydigan darajaga chiqqan bo'lish kerak. Buni fano fil af'ol deyishadi. Fanoni bir qancha darajalari bor, turlari bor. Bittasi fano fil af'ol. Hamma narsani Allohni ko'radi. Allohni ko'radi. Hech bir narsada, hech bir harakatda o'sha narsani sababini o'zini yoki harakatini o'zini harakat beruvchini ko'rmaydi. Har bir dunyodagi voqealarda har bir zarrani qimirlashida ham Allohning qudratini ko'radigan bo'lib qoladi, mushohada qiladigan bo'lib qoladi. O'shandan keyin qilinadi bu narsalar. Unga kishi ko'p zikr va boshqa tarbiyalar bilan yetib boradi. Tavakkulni ham undan oldin tarbiyasi bor. Ana u darajaga chiqqan kishilar keyin tajdidni egalar bo'ladi. Lekin o'sha tajdidga yetsangiz yoki shayxingizga tajdidga o'tasan sen dedi. Hatto Ibn Arabiy aytganlarki, kiyimlarimni ham berib yubordim deganlar. Biror narsaga ega olmay qolish kerak. Biror narsa. Keyin birovdan ioraga ijaraga olsa ham bo'lmaydi. Ioraga ijaraga pul yo'q chunki. Ioraga kiyim oldim, keyin qarasam bandaning minnati zimmamga tushib qolyapti ekan. Kiyimni oldim keyin deganlar. Mehnat qilib, mana shu qilib o'ziniki qilgan. Boshqa hech narsaga ega bo'lmaydi. Shunday bir u bir bosqichni bosib o'tish, undan keyin vaqt kelib u kishi yana hamma narsaga ega bo'lishi mumkin. Lekin bir muddat shunday bo'ladi. O'sha yaqinni kamoliga yetkazish taslimiyatni Alloh subhanahu va taoloning amriga bo'lgan qalbidagi taslimlik va rozilikni tamomiga yetkazish. U degani Alloh subhanahu va taolo o'ldirsa o'lishga tayyorman degan. Azoblasa azobiga tayyorman. Qiynoq bersa, musibat bersa musibatiga tayyorman. Ne'mat bersa ne'matiga tayyorman. Nima qilsa shunga tayyorman deyish uchun, shuni amalda qo'llash uchun. Banda shunday deydi o'zi. Hammamiz ham shunday deb e'tiqod qilamiz. Lekin amalda tajribada buni qo'llab o'zini tanasida, vujudida buni sinash tajrid holatida bo'ladi. U shunda o'ziga xos bir iymon shakl olgandan keyin, kamol olgandan keyin bo'ldi odam yana Alloh istagan paytda sababga qaytaveradi. Alloh qaytarsa qaytadi. Yoki shayxi qayt deganda qaytadi. Ehtiyoj qolmaganda ya'ni. U kishilar tajriddan keyingi sabab tajridni darajasida bo'ladi. Chunki ular sabablarda hech qanday ta'sir ko'rmay qo'yadi. Mutlaqo. Hech qanday ta'sir ko'rmay qo'yadi. Aliga yaqin shu darajaga kamolga yetgan bo'ladi. Ular dunyoda oxirat hayoti bilan yashayotgan darajaga yetishadi. Ana o'shalarda bo'ladi keyin sabablarni kesilishi. Xohlasa bir lahzada katta masofani bosadi. Yana xohlasa boshqa sababdan tashqari ishlar qiladi. Bu holatlar valiylarda, salaf solihlardan tortib bizgacha ko'plarda joriy bo'lgan. Lekin shu tajrid holatiga tarbiya paytida o'tgan paytda yoki sababda yurgan odam tajridni istab qolsa, u shahvatdan, mas'uliyatdan qochish. Yoki tajridga o'tkazilgan bo'lsa, u sababga qaytishni istayotgan bo'lsa, ya'ni tajridga yaraydigan darajaga bordi u. Keyin tajridga o'tkazildi.
Endi chidamsizlik qilib sababga qaytmoqchi bo'lsa, demak u oliy himmatdan pastga tushgan bo'ladi. U orqaga qaytayotgan bo'ladi. Demoqchilar. Endi shunday himmati katta kishilar, oliy himmat kishilar sabablarni ham bosib o'tadigan darajaga yetarkanlar. U sababga qaytish oliy himmatdan tushish dedilarmi? Demak, tajriddda qolish oliy himmatda qolish. Endi o'sha oliy himmat kishilar tajrid maqomida bo'lsa, ular sabablarni ham kesib o'tadigan darajaga yetgan bo'lsa. Odatda qadar sabablarga bog'langan bo'ladi. Falonchi pusonchini pichoqladi, o'ladi. Falonchini chayon chaqadi, kasal bo'ladi. Sabablarga bog'langan bo'ladi. Ular sabablarni ham bosib o'tgan sabablardan xorij odamlar bo'lsa, unda qadarni ham kesib o'ta oladilarmi? Degan savol tug'ilib qoladi. O'shanga 3-chi hikmatda javob berib, savobiqul himam la taxriqu aswar al-aqdar. Himmatlarni oliy himmatlar, ya'ni o'shunaqa sabablardan xorij bo'lganlari ham. O'ylamanki, xohlaganini qila oladi, yo'q, qadardan tashqari narsani qila olmaydi u ham. Qadar devorlarini teshib o'ta olmaydi. Bizda bir shayximiz bor, Shayx Abdulloh degan, shu kishini katta ustozlarini aytib beradi. Kurd ulamolaridan bo'lgan ekanlar. Hokisor kamtarona yashar ekanlar. Bitta yerni o'zida polam yo'q, bo'yra solib, tuproqning ustiga bo'yra solib dars berar ekanlar, shu yerda yashar ekanlar. Siz ham bir dunyo ortasiz bo'ladi-ku, bular haddi bersa berolar ekanlar yoki qabul qilmagan shunaqalar. Siz ham bir sabablarni ushlab qo'lga harakat qilsangiz, ahli ayolingiz uchun, boshqa uchun deyishgan ekan. Deyishganda qo'lini bo'ylani ostiga mundoq solib tuproqni bir hovuch tuproqni chiqarsa bir hovuch tilla chiqqan ekan. Chiqqan ekanlarki, men topaman desam topa olaman, lekin kerak emas degan ekan. Qaytib uloqtirgan ekanlar. Imom Shotibiyda ham bunga o'xshagan holatlar bo'lgan. Bu bizga aytilayotgan naql o'ta sahih naql. Ya'ni ustozini bizga aytib beradilar. Bu ko'rgan odamlar, 20-chi asrda o'tgan odam shu odam. Ya'ni hozirda u kishini ko'rganlar yosh katta, ko'pchilik ko'rgan odamlar bular. Mana shu kishilar sababdan chiqqan, lekin qadarni o'zgartirmaydi. O'sha masalan deylik, bir hovuch tilla olib, ko'pgina tilla qilib o'zini yoki birovni boy qilib olmaydi. Qadarga taslim bo'lib yashayveradi. Mabodo qilaman desa ham o'sha himmati bilan. Qadarda o'lchangandan, belgilangandan boshqa narsani qila olmaydi. Sheraka Alloh rahmat qilsin, sheraka aytib beruvlarki, shu kishining dadalari qamalgan ekan. Shu qamoqda yotganda shunday bir kishilar bilan birga o'p bo'lgan ekanki, namozga chiqmoqchi bo'lsa toratga eshiklar ochilib, zanjirlar yechilib borib, toratga qaytib kelib o'tirar ekanda endi. O'tursa aytadiganki, yonidagilar taqsir shunchalik Alloh karomat beribdi, chiqqaningizdan keta olmaysizmi, qaytib kelmasdan derganda, biz qadarimizda shu bor derkan. O'tirishimiz biz qadarimizdagi narsa. Bunga o'xshagan holatlar juda ko'p bo'lgan. Bu karomatlarni yo o'ta modda paras xudosizlargina inkor qiladi. Aqli qosirligidan. Ular aqli qosir paytida bir kishi karomatni aytsa shunaqa deb, bir lahzada u shahardan bu shaharga borib desa inkor qiladi. Cho'pchak deydi. Lekin kim bir fizik laboratoriyada bir fizika olimi qoshiqdek tillani bu joyda qo'yib, katta bir energiya bilan 500 metr narigi joyda ikkinchi laboratoriyada paydo qilsa, fanni kashfiyoti deb maqtaydi. Aqli tajribaga va ko'zi ko'rib turgan moddiy narsalarga cheklangan qosirligidan. U do'sh kalomati biroq birorta fizik olim aytsa qabul qilaveradi. Lekin u nazariy jihatdan aytsa ham qabul qiladi, hal qo'llamasdan. Nazariy jihatdan, formula orqali. Lekin ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan shu ishni qilganlarni eshitsa inkor qiladi. Bu o'sha qalbi yopilgani, g'aybni inkor qilishga qurilganidan, shaytonga banda bo'lganidan. Endi o'sha savobiqul himam, oliy himmatlar ham sabablardan xorij bo'lish kam bo'lsa-da, la taxriqu aswar al-aqdar, qadarning devorlarini, qo'rg'onlarini buzib o'ta olmaydi. Hatto shunday bir
bu yerde düşünmem gerek ki himmet kişinin nefsinde kuzaladığı bir kuvvet ki hoş bir nesnenin hoşlaştan kelib çıkadı. Mesela oğlunuz alim bo'lishini yoki kasb bo'lishini yoki uchuvchi bo'lishini chin yuragingizdan bütün ruhiyatingiz bilan istesangiz shu himmat bo'ladi. Endi vali zotlar ruhoniy quvvati baland va Alloh subhanahu va taologa yaqin kishilar qalban bir narsani istasa Alloh taolo joriy qilib beradi o'sha narsa. Ba'zi bir muridlarda pirim himmat qilsinlar degan gap bor. Bu nima degani desa, bu pirim bir narsani yarat bersin degani emas. G'aybdan yo'q. Pirim chin qalbdan menga yaxshilik istab bersin degan. Shu odam saloh salohiyatli bo'lsin. Shu odam masalan qalbiga Alloh fath bersin deganga o'xshagan istakni to'g'risi siz ham o'zingiz shogirdlaringizda ko'rasiz. Har xil birovga bir narsani qattiq istab qolasiz shogirdlaringizda. Mana shu bola bo'lib qolsangiz deb qolasiz. Yoki farzandlaringizdan bittasiga himmatingiz baland bo'ladi. Shundan chiqadi deb qolasiz. O'sha himmat oliy himmat bo'ladi. Endi shu yuqori himmat egalarida Alloh taolaga bog'langan kishilarda xususan tajrid ahllari bo'lsa-chi? Ular himmat qilib Alloh taoladan ularni qalbidan bir narsaga talab chiqsa, Alloh taolaga iltijo chiqsa, Alloh uni oson hosil qilib beradi bir pasda. Lekin o'sha holat, o'sha darajaga yetganlar Allohdan shunday bir istab bir narsani talab qilishlarida ruhlar ruhoniyatdan qalban qadardan biror narsa o'zgaradimi? Yo'q, o'zgarmaydi shunday. Balki ularning himmati qo'zib o'sha narsaning hosil bo'lishi qadarning bitta juzi bo'ladi. Qadardan xorij narsa bo'lmaydi. Endi hamma narsa qarang amalga tayanma. Chunki la havla vala quvvata illa billah. Seni amalni yaratayotgan zot Alloh. O'tirg'izib turg'izayotgan Alloh. O'shanga tavfiq, vaqt, umr, quvvat berayotgan Alloh. Allohdan boshqada quvvat yo'q. Harakatga imkon yo'q. Shunday ekan, Alloh o'zingga yaratib berayotgan narsaga qanday qilib Allohni qo'yib bunga tayanasiz? Ikkinchi hikmatda sabablarga qo'ygan holatida tajridni istashing shahvatdandir. Tajridga qo'ygan holatida sen o'n sabablarni istashing himmatdan himmatni pastlashidir degan bo'lsalar, sabablarni musabbabga, ya'ni natijaga bog'lash Alloh subhanahu va taoloning o'zining ishi ekan. Banda sababga qo'ygan paytda ham, tajridga qo'ygan paytda ham taslim bo'lib harakat qilishi kerakligini uqtursa bu hikmat. Bu ham la havla va la quvvata illa billah. İşaretki Allah'dan başka da kuvvet yok. Sebep hem uzdan. Allah'dan başka da kuvvet yok. Tecrid hem uzdan. Şimdi o şu âli himmetler kaderini uzgartırmaydı. Ne demek? Çünkü la havla ve la kuvvete illa billah. Allah'dan başka da kuvvet yok. Ondaki o şu himmet bir nersege kuzgalgen, teveccüh o şu nersenin hasıl kılıyken olsa o hem Allah'ın kuvvetinin bir namunası. Alloh subhanahu va taoloning o'zining qudratidan kelib chiqqan narsa la havla va la quvvata illa billah nizmida. O'shuning uchun Allohning qadariga, Allohning o'zining qudrati bilan hosil bo'layotgan bo'ladi. Allohning qadariga qarshi bo'lish mumkin emas. Shunday ekan Alloh subhanahu va taolodan ekan hammasi arih nafsaka min at-tadbir. Sabab ham o'zidan ekan, tajrid ham o'zidan ekan. Eng oliy himmat ham Allohning qadarini o'zgartirmar ekan. Hamma qadar o'zidan tashqariga chiqmar ekan arih nafsaka minat qalbingda keltirgan sababingni natijasini hosil bo'lishiga azm qilishdan o'zingga dam ber. O'zingni xotirjam qil keltirgan sababingni natijasini hosil qilishdan. Ya'ni ben faloncha pul tikdim, albatta faloncha foyda bo'ladi deb azm qilma. Tikdim inshaalloh Alloh bitsa bo'ladi. Men o'g'lim o'qityapman, bir yilda albatta bo'ladi deyma. Qori o'qityapman Alloh bersa bo'ladi degan. Oldinga har qanday talaba kelsin 3 yilda qori qilib beraman deyma. O'qitaman inshaalloh Alloh nasib qilsa bo'ladi. Dori ichyapman albatta yaxshi bo'laman deyma. Dori ichdim Alloh shifo bersa bo'laman degan. Natijasini Allohga tashlab tur. U o'zingga tadbirdan tadbir bu yerda qalbning ish.
bedenle azalarını işlemez. Etkemiz bunu. Özünge denbir, nefsinge denbir diyenler değil mi? Yani insan o şey, neticeye azim kılıp, neticeye katı boğulan geneden kıynelet. Ne öyleyin de, köpünce adam mahzun yürüdü. Ne demek mahzun yürüdü? Kalesiz, işi okşamayken böyle. İşi okşamayken mahzun bulup kaladı. Kıynelip kaladı, ezilip kaladı. Çünkü o tedbirini, kalbede tedbirini tükken böyle. Sebebini keltirip Allah'a yetişemezsen, şu ne böyle deyip katı turulurken böyle. O şey istekenin esası bulmakenden kendi katı kaladı. Hmm. Eğer ben keltirdim o sebebini, Allah subhanehu ve teala'nın özünü, bitkeni böyle deyip hatırcam türse, canı şuna kıynelmeydi. Çünkü erih nefseke minet tedbir diyebilirler. فَمَا قَامَ بِهِ غَيْرُكَ عَنْكَ لَا تَقُومُ بِهِ اَنْتَ لِنَفْسِكَ Senin için Allah koyup değil mi? Neticeni ozu belemen diyebilirim, bu olur. Ozin için onu kılemen deyip vurunma. Çünkü لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Sen her kanca vurunma, kalbinde şu narsa bu olaydı elbette deyip azim kıl ya ki kılma. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka da kuvveti yok. Allah'ın etkeni böyledir beraber. Senin azmin sebebini getirdiğinden ki netice hakkındaki azmin neticeye hiç kendi tasir ötkez almayın. Anık şunu böyledir desen hem demesen hem Allah bitken olsa böyledigen olsa böyledir. Bitmeken olsa bulmayedigen olsa bulmayedigen olsa bulmayedigen. Şu deyken la havle ve la kuvvete illa billah deyince özünge, nefsinge, caninge bir rahat bir, istirahatdan bir. Şimdi sebeplerden bir, sebepler çok. Mesela dua bitti sebep. Yayınki kasp bitti sebep. Ha? Çok. Hareketlerimiz ekseri sebeplerle bağlanıyor. Şimdi Allah subhanahu ve ta'ala bendelerge, bendelerden talep kıyan nersesini mi? Sebepge müracaat kılış, sebepini kılış, sebepini kullanış. Neticeni hasıl kılışmaz. Hmm. Sebebini kılış. Yadlaşke oku deydi. Dilin gelişke tekrarla deydi. Pultapışke kesip kıl deydi. İstegenin buluşuke dua kıl deydi. Hama sebepler. Şimdi dua kıldın mı elbette buladı. Okudun mu elbette dilin geledi. Tekrarla deyin mi elbette yadlanadı. De bırak kefalet vermeydi. Sebepler köp tekrarlanganidan kişiler sebepge bağlanıp kalır. Her sefer bıçağını alıp sasayız, nonga nonni kesib oladı. Bıçak kesuvchi degan xulosani olasiz. O bıçak albatta kesadi, kesmay qo'ymaydi deb qolasiz. Halbuki kesiş kuvvetini onda Allah her sefer yaratib turgan bo'ladi. Takrordan kişi onu kuvvet o'zida deb o'ylab qoladi. Koinotdagi hamma qonuniyat Alloh joriy qilgan narsalar. O't yoqasiz Paxta yonadi, kumush yonmaydi. Vaqti kelsa daraxt yonadi. Suv o'chirib qo'yadi. Albuki daraxt ham nam narsa bo'lishi mumkin. Nimaga ayni qog'oz yonyapti-yu, qog'oz tez yonyapti, taxta sekinroq yonyapti, o'tda temir yonmayapti. O'tni yondirish quvvati bir xil-ku. Aytasizki, keyin bu fizik jarayon Çünkü yağaçdaki zıçlık o, kağızdaki zıçlık bu, temirdeki zıçlık o, onun için uyanıp uyanma yaptı ve hakeza değilsiz. Hop, kim koygen o şu kaydan? Ot zıç nesan yandırmaya diyor, zıçlığı yukka bugen nesan yandırır. Kim koygen o şu kaydan? Allah koygen o şu. Halası aksini koyuşum. O bunge cüde köp misaller vakıda saldırıp durur. Köpün köpünce sebep hasıl oladı, netice hasıl olmuyor kaladı. Sebep hasıl olmasa neticeye mi hasıl oluşmuş? Mucizeler ve kerametler, değil mi? Uçun velilerinin kerametine bugün iman, vacip ve inkar kılgen kişi bidatçıdır. Çünkü velilerinin kerameti, peygamberlerinin mucizelerinin devamı ve uçanın cümlesinden. Peygamberlerinin mucizeler, onların haklılığını ispatlaş bilen bir ge. Kanuniyet Allah'ın iki iken, sebepler nisbi iken ve mahkum ikeninin ispatıdır. Şunun için, gaybki imanını, özü aslı din, Kur'an, vahiy, gaybki imanını şekillendirir. Gaybki imanını
vakıda birer bir tecrübe bilen kursatı bir üçün keledi mucize. Ki sebebini hatla butadı. Taştan Salih Aleyhisselam tüye yaratadılar. İsa Aleyhisselam bir laydan kuşu hesap durup bir püldesi kuş bolu uçadı. Oliyini tırıldırabilirler. Resulü Ekrem Aleyhisselam kollarını beşke saladılar, su çıkadı. İşare kıladılar, ay yarıladı. Bu haberler mütevatır derece yani avlattan avlatka köçüp kegen en inançlı tarihi hakikatler. Bir kişi, üç kişimez, bütün o şu vakitteki halk görgen, o halktan kengi halklar nakıl kıp kegen, yazıp koygen en isbatlı hakikatlerden. Hazır ham velilerde bunu görüşen keramette yukarıda etkilerimizde kub cariye bulur. Hop, bana şu, şimdi sebeplerini hatla botuşu, sebeplerini bozuşu hemen kursiyeti yaptı. Gayibinin mevcudluğunu kursiyeti yaptı. Zahirdeki sebepler alemi nisbi ekenliğini kursiyeti yaptı. Çünkü Nikolay Tesla degen alim utken, bu Thomas Edison var, çırağını yaratken diye meşhur bugün. O şan bilen bir geçleyen, Fransiyede kilçe, kenketken o. Girişen bir kalıp. Thomas ayarlı kıyan Edison. Hulas o şey Tesla'nın bir gapı var. Hazırda Elon Musk'ca uygul ediyen adamlardan. Hazırda gündeki en kette keşfiyatlarını nazari asasçılardan çıkış. Oğuz davrıda Oğuz'un keşfiyatları ve ilmige yarışa ünvan hizmetige yarışa mükafat alalmasından ketken adam. Yalgızlıkta ötken ahir gibi etti. O'zining xonasida o'lik holatda topilgan 80dan oshgan paytda. Shu odamning bir gapi bor. Ilm shu davrgacha erishgan kashfiyotlari va hozirgi oxirgi zamon inqilobi agar ilm modda ortidagi quvvatni kashf qilsa hech narsa bo'lmay qoladi degan. Biz hozir fizika sohasida qilayotgan kashfiyotlarimiz modda atrofidagi kashfiyotlar. Agar modda ortidagi quvvatni agar ilm kashf qilsa, shu kungacha qilgan kashfiyotlarini hammasidan ko'ra katta va tez natijaga erishadi degan. Modda ortidagi quvvatni sezgan, ammo uning mohiyati, haqiqati va muolajasini kashf qila olmagan. Tasavvuf ahli uni malakut deydi. Bular kashf qilayotgan fizik olamni mulk deyishadi. O'sha malakut bizga nisbatan g'ayib bo'ladi. A fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay deganda shuni aytadi Alloh. Har bir narsaning malakuti Allohning qo'lida. U malakut kasb qilinganda hozirgidan ko'ra umuman hozirgidan bir necha barobar ajab tovul narsalar kishilarni hayotida sodir bo'lishi mumkin. Endi mana shu narsalardan biz nimani bilamiz? Sabablar nisbiyligini bilamiz. Newton kashf qilishdan oldin ham yer tortishi bor edi. Qachonki olma yerga tushgan paytida u shuni idrok qilib qoldi. Newton qonuni deyiladi. Newton kashf qilgan qonun, yaratgan qonun emas. Alik yaratgan Alloh. Koinotdagi hamma fizik jarayonlar va barcha mavjudotlarning harakatlari formulaga solib bir ma'lum me'yorlar bilan ishlab chiqilsa, o'rganilsa bo'lyaptimi? Demak, bu ilm bilan yaratilgan bo'ladi. Einstein uyda o'tirib kashf qilgan falakiyot. Fazoga chiqqanmiz. Formulalar bilan yechgan. Formulalar bilan yechilyaptimi koinotdagi mohiyatlar, masalan, fizik jarayonlar turlik haqiqatlar, turlik kashfiyotlar. Demak, ilm bilan kashf qilinyaptimi? Demak, ilm bilan yaratilgan, tasodif bilinmas. O'sha ilm egasi, o'sha qudrat egasi Alloh. Endi shunday ekan, la havla va la quvvata illa billahdan boshqa iloj qolmaydi. Endi insonlar ana shu zohirdagi moddiy olamga hislari cheklanganidan o'sha qonuniyatlarni mutlaq
ve bari kanuniyet de öyle kaladı. Allah Teala oşanı gâhı da buz etki. Ularga bu kanuniyetler nisbiyken artı da özünün gaybı varlığını kursatış için ve onların gaybı imanına çakırış için. Şimdi hani şundayken, sebepler hemen nisbiyken, senin talep kılınganını kılasan halas. Ama senge kefaletlenken derseni, sen zimmege alışın notu. Özünge denbir dediler o. Özünge hatırcam kul dediler. Tedbirden. Kut şunge okşaydı yana, İctihaduke fîmâ dûminelek ve teksîruke fîmâ tûlibe mink. Delilun alentimâsil basîrati mink. Senden talep kılıngan, senge kefaletlengen nersine kirişip, senden talep kılıngan nersine nüksanga yol koyuşin, kalp kuzin perde tosulgeniden delildir, dalalettir. Yani kalbin kuzu yapılgenige delil şu ki, senden talep kılıngan nersine nüksanga yol koyasan, senge kefaleti verilgen nersine kirişesin. Meselen, sebepke tırışırsan, sebepin neticesine tırışırsan, sebepke tırışırsan, yakışın. Sebepke kasırlık kılışın, sebepte nüksanlı yol koyuşun, kalp gözün körlüğüden. Sebepini getirdin mi? Şimdi senin kefaleti verilgen neticeye tırışın, kalp gözün körlüğüden. Demek için kalp gözün diyebilirler. Bu baştaki kız, sebep ne yani ki zahiri nerselerini kuret. Ama batindeki melekut alemini kıskırışke o kalp gözü açığa buluş gerek. Gayb'ni inkar kuruluşlar, kalbi körler halas. Şunu etebilirler. Bunun misal tarikası da mesela kişi dua kıldı. Dua kılışınız sebeplerden bittesi ve talep kılıngeniş ud'uni. Yani dua kılın. Şimdi icabeti şey. Estecib lekum Allah uzga agen onu sizge koyma yani. Kefalette uzu birgen. Kefalet, duanı, icabeti kefaletin zimmesi gelet. Sizden dua kılışını talep kılet. Allah'dan soruşunu talep kılet. Soradiniz mi, talep kıldınız mı? Şimdi icabetige aşkıp, icabetige canizi uğruntulmayın. Uzge teşep koyun. Şimdi siz eğer aksince, duanı uzu, adabını geliştirmesiyiz. Halal lukma, halal kiyim, kalp hazırlığı ve Allah Ta'ala'yı ihlas bilen, tezerruh bilen, müzterlik bilen dua kılışlar o da duanın icabetinin sebepleri. O şey sebeplerde nakıslık kılışınız, kalp gözüyüz körlüğü de. Onda nakıslık koyup, icabet bu mekanına ökünüşünüz, kalp gözüyüz körlüğü de. Yayın ki sizden talep kılıngenlerse, kesip kılış. Ama rızkını Allah'ın zimmesi kalken. Kasbda bilimsizlik yok ki dengeselik ki yol koyup. Ama Allah'dan kerediyen rızkı siz dekhal kılıp can köydürüşünüz, kalp gözünüz körlüğüde. Yani ki, yine açımız mümkün. Senden talep kılıngenlerse Allah'a ibadet kılış. Ondan akıslık kılıp, kasırlık kılıp. Senin kefalet verip koyulgen dünya hayatı rızkın getirişin, kalp gözün körlüğüde. Yani rızk sebebini kentiriz başka neresi? Onun için onu uzun hasıl kılaman deyip tırışış bana bu kaytarılırken neresi? Sebep kentirmen Allah hasıl kıladı deyip biliş gerek. İlim için şu ilime uçuşundik. Okuşunuz, yadlaşınız, tekrarlaşınız sebep. Ama hasıl buluşa asli ilimle Allah'ın uzundan bana. Bunu her bir cebhege, her bir haletke salıp görüşünüz mü? Bu yada kalp gözü körlüğü ne de? Yani sen maddi nerselerge birleşin, içtihadu kefî mevdûm edin. Sen maddi nerselerge bağlanıp, şu nerselerinin sebebini hem özüm hasıl kılaman deyişin, sebep, müsebbebini, neticeni aslında Allah'ından ikerini köle olmasın, kalbini körlüğü de. Çünkü de senden talep kılınken nerse, ne kasır kılışın hem kalp gözü, onda kasırlık kılışın hem kalp gözü körlüğü de. Şimdi sebeplerden bir tanesi dua bugünden ki dua kıldım o icabet bulma yaptığı degen kişide bir itiraz buluşmuyor. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam etkiler ki
kişi dua kılarken günah bulmayan nerse, sıla-i rahmını uzadigan nerse bulmasa, soruyken nerse. Allah Teala onu icabat kılar. Üç nerseden biri bilen digenler. Soru kendini beredi ya ki oşanca yamalliğini kaytaradı ya ki ahiretke zakhire kılbap kılar. Yani etkiler ki, bende şaşılmaz iken duası icabat bulur. Şaşırız kan dayı buladı. Deyişken de, dua kıldım, kıldım, bilmedi dedi de, duanı terk kılar. Hele şimdi şaşış bu, Allah subhanahu ve teala'nın tanımaslıktan kep çıkkanını anlatış için kengi hikmette altıncı hikmet mi? Ayet ediler ki la yekun te'akkuru emedil atai ma'al ilhahi fid duai muciben li ye'sik fe innehu damine leke el icabe fima yehtaru yehtaruhu lek la fima tehtaru li nefsik في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد الله سبحانه وتعالى نين سورگان نرسنگنی بریشه عطاسنین مدتی کچکیب کچیشی سین قایتا قایتا سوراشینگه قارامستان قایتا قایتا یول ورشینگه قارامستان اجابت کورنمایکنی سینی ناومیدلیکگه алып келип қоймас نیمگه Şunca dua kısamam icabat bulmasa, hani ne umid bulun ben deyse, yok sen icabatını atı olup düşünüpsen. Allah kefalet vergen diyor, menge icabat kılışken, ud'uni, estecib lekum, dua kılın menge, icabat kılaman degen diyor ki, ucibu davetet da'i izâ da'an, dua kılışı, dua kısa icabat kılaman degen diyor ki, hani o şey kefaletinin cevabı, icabat kılmadı ki o, diyekken bu sen tuhte, o senge icabatı kefaletini vergen, Ama sen icabetini hata oluşun yapsan. Damine lekel icabe. İcabeti kefaletini birgen. Duayın gibi. Ozu isteyenlerse de. Senge ozu isteyenlerse de. Sen ozu inge tellegenlerse demez. Ozu isteyen terzde, sen isteyen terzde demez. Ve ozu isteyen peyitte verişine. Vada kılın. Sen isteyen peyitte demez. İcabet kılemen dedi mi? Demek icabet fiili onun işi buladı. O ozu istegendik, ozu istegen vakitte kıladı. Sen istegendik, sen istegen vakitte kımaydı bular fiilini. Sen icabetini ne doğru düşünürsen. Şimdi icabetini, biz o şey, hikmetini şarkıda hem betapsül etkenimiz. İcabet, lebbeyke abdi diyen. Lebbey bendim diyen. Ama, ata kılışı, birişi, o şey lebbeykenin ifadelerden biri. Yine böyle yamanlığını kaytarış, yine böyle başka nimet veriş, yine böyle ahiretke zahire kılıp koyuş böyle. Allah halinde icabet kıldı. Çünkü ettiler ki, atanın keçikişi seni namütlü kap kıyıp koymaz. Eyyub aleyhisselam yıllar dua kıyırlar. Dertlerine şifa sorar. Musa aleyhisselam Firavun'dan necat sorar. Yıllar dua kıyırlar. Bütün kavmi böyle. Allah Teala ozu haklıgen peyitte icabet kıladı. O şey icabet kılışı uçun münasip vaziyyetine Allah Teala ozu hazırlaydı. Baylık soruyorsunuz, sizge baylık yaşlılık bulunduğun peyitte bilir. Ayetken peyitte birse siz baylıkten ne doğru faydalanışıyız ya ki arkasından sizge musibet gelişi mümkün. Sizge rahmet yüzesinden eğer sizge yaşlılığını istese siz Soruyken derslerinizde en münasip bugün payetizde bile. Oğul soruyorsunuz, ya ki perzen soruyorsunuz. Bilmeydi bir neşeyin. Siz salih perzen soruyorken bulasın. Siz de salih perzen görüşken layakı bulmayorken bulasın. Özünüz pakilengen payette, siz isteyen perzen sizden vücut yekilişi imkaniyeti bugün payette kendisizde bile. Çünkü siz isteyen perzen, Tuğuluşu için salit paklanmadan isteyemez. Şimdi halatlarım bu. Şunun için Allah subhanahu ve teala'nın keremi geçen iş gerek, vadesi geçen iş gerek ve Allah Teala bendeki bende için en yakışsızın talep verişini biliş gerek. La havle ve la kuvveti ile bil. Bu yerde yine la havlenin takitlenişi çünkü veriş uzunu koludan hulam peyti verir. Sizi kolu izlemez. Ata ozun tamamından mı? Haklıgen sureti de belirti. Siz istegen demez. La havle ve la kuvveti illa billahini
tan olmaslik bo'ladi agar men aytgandek bo'ladi deyotgan bo'lsangiz. Men aytgandek mening tengim va paytda bo'lish shart desiz, la havlan tan olmayotgan bo'lasiz. Unda qodirning qudrati ojizning istagiga ergashib qoladi. Qodirning qodirligi sobit bo'lib, ojizning ojizligi zohir bo'lishi uchun la havla va la quvvata illa billah yuzaga chiqishi uchun Alloh taolo o'zi xohlagandek tasarruf qiladi. Banda shuni banda sifatida qabul qilishi lozim. Qabul qilsa ajr oladi, saodat tuyadi va rahmatga erishadi. Qabul qilmasa kuyinadi, kuyadi. Dunyoda ham oxiratda ham ziyon ko'radi. Endi bu kishilar aytdilarki, o'zi xohlagan paytda desa, siz demak Alloh taolo o'zi xohlagan paytda berar ekan-da. Qachon xohlayotganini men bilmayman. Shuning uchun men vaqt qo'yib bera olmayman. Shuning uchun to yillar davomida kutsam ham necha yildan keyin bersa ham kutaveraman deb taskin olasiz. Lekin shu yerda yana bitta e'tiroz tug'ilishi mumkinki, agar Alloh taolo bir narsani va'dasini muayyan qilib vaqtini belgilab qo'ygan bo'lsa-chi, keyin o'sha aytgan vaqtida ham bo'lmasa-chi, o'shunda ham endi biz nomid bo'lishga haqqimiz yo'qmi? Shunda ham e'tiroz bildira olmaymizmi? Desa ha dedilar. Nimaga aytadilarki, la yushakkikannaka fil maw'ud va in ta'ayyana zamanu. Shundaymi? عدم وقوع الموعود لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك لا يشككنك ديغان سين شك سماسن ديغان جملة كلمة لكن بنا لا يحيرنك ديب أقرلت سين شك سماسن وادق لنجان نرسانين agarchi vaqti tayin qilingan bo'lsa ham o'sha vaqtida sodir bo'lmasligi seni va'da qilingan narsada shakka solib qo'ymas. Va'da qilingan narsada hayratga solib qo'ymasin demoqchi, shakka emas. Chunki siz Allohning va'dasiga shak qilsangiz, u kofir bo'lasiz, kufr bo'ladi. Bu yerda nima uchun shak keltirganlar desa, hayratni ifodalamoqchiki, taraddudni. Shakdan murod taraddud. Nima taraddud? Beramikin, bermaydimikin deb emas. Nimaga bermayaptikin degan taraddud. Alloh rostgo'y. Va'dasiga xilof qilmaydi. Va'da qilgan vaqti ham bo'ldi. Bu nimasi ekan endi? Nima sir bor ekan bu yerda deb taraddudga tushish. Ya'ni ikkilanish to'g'risida ikkilanish. Shuni shak deb aytayaptilar. Shu yerda banda Allohning va'dasiga hech qachon shak qilish mumkin emas, qilmaydi. Mu'min bo'lmaydi shak qilsa agar. Lekin u istaydi. U nimaga bo'lmayapti ki ijobat? Demak, Alloh va'dasiga xilof qilayotgani yo'q. Shartni bizda topilmayapti. Shunga aytiblarki, la yushakkikannaka fil va'd adami wujudil maw'ud va in ta'ayyana zamanu li'alla yakuna zalika qadhan fi basiratik va ikhmadan li nuri sariratik. Sen e'tiroz bildirib mana bo'lmadi Yunus aka, mana u deyishing mumkin. Birinchidan bu yerda iymon shartini bilishimiz kerak. Ikkinchidan nusratning mohiyatini bilishimiz kerak. Nusratdan murod nima? Uni bilmasdan turib sen gapirib qo'yadigan bo'lsang yoki bir e'tiroz bildiradigan bo'lsang qalbingdan, qalbing yopilib qoladi. Va mana shunaqangi haqiqatlarni ko'rishdan ko'r bo'lib qolasan keyin. Shunday qilmagin deydilar. Demak, bu ham la havla va la quvvata illa billah. Allohdan boshqada quvvat yo'q. O'zgartirishga bir harakatni sodir qilishga imkon yo'q. Ki aytgan va'dasiga sharti topilmasa bermay qo'yaveradi. Sen jalb qila olmaysan. Hattoki shartni hozir qildim, sodir qildim, hosil qildim degan da'voing bo'lsa ham Allohning quvvatidan biror narsani sen o'zingga jalb qila olmaysan. O'zi bermasa. Ammo Alloh va'dasiga xilof qilmaydi. Bu yerda sen ojiz holatda qolishing, o'sha la havlani yana bitta tasdiqi, chunki Alloh qo'ygan shart senda topilmay qoldi. Yo'nki Alloh yashirgan bir sir borki u yerda, uni sen bilmay qolding, deydilar. Endi shu yerda ana shunday holatlarda
İnsan bir nesini biledi ki bu dua kısam icabet buladı elbette deyip her sefer duayız icabet bu ses güven ki mende bir tahsil var diye böyle konuşuruz mümkün. Bende bir pezilet var diye böyle konuşuruz mümkün. Sizge haline geçerde duayız gelat ki yan peyti de yani ki icabet bulma yan peyti de la havle ve la kuvveti illa bilen kayteden kıskılasız. Allah'ın başka da kuvveti yok yani. Ki haklıken de icabet kılarken. Kayyum ozi iken, dünyanın tutucu ozi iken, sözü ota diyen bitti ozi iken. Dip kalasız, ana şu dip, şun de tanap kalışınız. Yani ki sebeplerde kol uğrup, kol uğrup ahire, sebeplerde hiç neresi yok. Aslında iş Allah'ın ozinin kolu diyken, teslim buluşunuz, bu ham bitti marifet buladı. Ana şun de marifet sizge, hasıl bu seçiye gel. Ana şu halette, ayetler ki, اِذَا فَتَحَ لَكَ وِجْهَةً مِنَ التَّعَرُّفِ فَلَا تُبَالِي مَعَهَا اِنْ قَلَّ عَمَلُكَ فَاِنَّهُ مَا فَتَحَ لَكَ مَا فَتَحَ لَكَ مَا فَتَحَهَا عَلَكَ اِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ اَنْ يَتَعَرَّفَ اِلَيْكَ أَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ التَّعَرُّفَ هُوَ مُرِيدُهُ عَلَيْكَ وَالْاَعْمَالِ اَنْتَ مُهْدِيهَا اِلَيْهِ فَاَيْنَ مَا تُهْدِيهِ اِلَيْهِ مِمَّا هُوَ مُرِيدُهُ عَلَيْكَ Allah subhanehu ve ta'ala özünü tanıştıdan, özünü mağrifetinden senge bir cebhe, az gene bir cihet açken bose. فَلَا تُبَالِي مَعَهَا اِنْ قَلْ لَعْمَلْ Amelin az bose hem parakma. Çünkü amelini kılıç, bende amel kılıçıdan, zikir ayetçiden, İman hamasından maksat Allah subhanahu wa ta'ala'nın ma'rifetine, muhabbetine erişki. O işe maksat ne senge hasıl koyup diyor. Amelin az olsa hem her vakıma. Madem ma'rifet hasıl buluyken olsa. Yani amel kime koyu olmaz. Senin amelinle kem buluşu senge ziyan kımıydı. Eğer senge ma'rifet hasıl buluyken olsa başka cihette. Gahı da Allah musibet beredde. Ben de amelini onça kılarmı kaladı. Lakin o işe musibetten, amelden göre kupurak netice göre. Bazen bir kişi Allah'a yakınlığını isteydi, yukarı mertebeni isteydi. Lakin onda o şey mertebeni hasıl kılıçke yetediyen amelini becerişke marifet ve himmet ya ki imkan yetmedi. Şundan onge musibet beledi ki sabır bilen uçları zikiyeti oledi. Derste otken, misal, hakim-i tirmizi yetkerler, hangi Allah-u Teala bir neyse yıl dert verdi. Keyin şifa verdi. Keyin özüm oyladım. Allah oşa dertini bergeni menge yaxşı buldum ikin ya ki oşa dert yetken 2 yıl mı 3 yıl mı müddet içi de yalgız özümge bütün insu cinnin amelini kılışke imkan bergende menge yaxşı olmadı. Oylab karesem Allah'ın ihtiyarı afzal bugün iken. Eğer ben oşa 2-3 yıl içi de bütün insu cinnin amelini becere algenimde hem şu dertden yetken, sabırdan yetken derece ve paklanışını hasıl kılalmazdı. Yani şunu ayet edilir, yani Allah senge marifet bergen olsa, demek amelin kemliği senge ziyan kılır. Marifet bu kalpte Allah subhanehu ve teala'nın sıfatlarını, fiillerini idrak kılış. Hayal emez. Kalben bunu hız kılış, idrak kılış bulur. Nemege şundek dese o kişi ettiler ki çünkü Allah Teala fe innehu ma fataha lek illa ve huve yuridu en yetaarraf ileyk o senge şu özünü marifetini açken bolsa demek senge özünü tanıtmakçı senge özünü tanıtmakçı bu yani bu Allah senge ata kılıyetken bir nersedir ama ameller bolsa sen Allah'a hediye kılıyetken inlerse senin hediye kılışın kaydayı senin Allah'a hediye kılgenler sen kaydayı Allah'ın seyirge bir ışık kayırdı. Allah subhanehu ve ta'ala'dan sadır bulgen her nesi mukaddes bulan. Barlıktaki nemeyi ki mukaddesat bulsa Allah'a taalluk tapken Kur'an mukaddes. Tevrat, İncil, Zebur mukaddes. Allah'ın kelamı bulgenden Allah'a taalluk tapken Mescid-ül Aksa mukaddes. Mescid-i Haram mukaddes. Allah'a taalluk tapken uç. Allah'ın beyti bugün uç. Küller mukaddes.
Ramazan mukaddes. Allah Teala'nın ibadeti günü bugün. Ve hakeza. Kur'an nazil bolgan keçeler bolgan için Kadir keçesi mukaddes. Nimedeki mukaddeslik bulsa demek bu Allah'a taalluk topkenden bu. Demek Allah Teala'dan sizge bir nesne kelirken o mukaddes nesne keliyor. Ama bendeden sadır bulayken nesne o nakıs nesne o. İnsan her kança amel getirmesin nakıs getirir. İlla Allah Subhanehu ve Teala keremi bile onu mükemmel yayınki kaysıdır derecede kemalat verip kabul kılır. Demek bu kişi etmişler ki La havle ve la kuvveti illa billah. Allah Teala uzda kuvvet. Halese senge amelin azıza marifet bir kuvvet. Şimdi bu ise amelin azı, amelim azıb kaldı yu deyip küyümme. O bir deyikkeni amelden maksat uzu uşu. Dediler. Kenge hikmette ayet ettiler ki Tenevvaat ecnasul a'mal li tenevvi validatil ahval. Şimdi o şey gâhıda dua kılasız, gâhıda zikir kılasız, gâhıda ruza tutasız, gâhıda başka amellerini kılasız. Gâhıda salih amel kılasız, gâhıda hatagı yol koyasız. Ana şu derslerdeki türlilik, ahvallarının türliliğinden kip çıkardı, dediler. Amellerden murat beden amelleri bulsa, ahvaldan murat kalp amelleri bulur. Kalbdeki ameller, yani iman, ihlas, muhabbet, tevekkül, kebe kalp amellerinden netice sıfatı da cisim amelleri gibi çıkar. Kalp amellerinde türlü, kança tür olsa, o şimdi kalp cisim amelleri. Tevekkül küçüğen payıda kişide, yani size şücaat küçüğedir. Zahırda amellerde şücaat küçüğedir. Kalpte tevekkül kalp ameli hasıl bulundu. Yaşlılıkta olsa yaşlılık, süteyiz olsa süteyiz, küçeyiz olsa küçeyiz, bırakır. Onda hem kalbin tasarı tane amelleri götürür. Diyelim ki açış mümkün ki tenevvaat ecnasul a'mal li tenevvi validatul ahvalda murat bendenin amellerine göre Allah subhanehu ve teala kalbine bir yetken ahvallar var. Muhabbetinin coşuşu, yakınlığını kıskılış, korkunu köprü kıskılış, o şu halatı yıkarıp ameller özgürledi. Korkunun köprağı kıskıcağında istiğfar köprüledi. Reca küçüğeyen peyti de hamd küçüğeydi, zikirdi mesela. Bu ne düşünseyen böyle. Yani ki ahvaldan marat zuruf. Değil mi yetişim mümkün? Onu yem etken bize. Benden halatlar yani musibet, yani ki nimette buluşu. Kursançilik, yani ki hafaçilikte buluş. Kesellik, yani ki sağlıkta buluşu yıkarıp durup amelleri türlü içe buluş. Onda ameller kalp amelleri ham, cisim amelleri ham deyip düşünülüşü mümkün. Tenevvaat ecnasul amel dedi, amelden murat ham kalp ham tane amelleri oladı. Eğer validatil ahvalden murat, el ahvalul valide deyip, yani el zurufu el haliye diyen, yani bendeki kiyen türlü vaziyetlerden kep çıkıp onun kalbi ve bedeninin amelleri uzgarıp türedi. Diye musibette kiyen de mesela müstarlik, dua iltica kuşağıydı. Nimet ki yan peyeti de benden amelleri de gayret, şicaat, faallik ve hakazalar. Kalbi de şükranelik, bedeni de faallik kurnedi ve hakaza. Bu ham la havle ve la kuvvete illa billahge opkeledi ki kalbini başka deken Allah. Kalbki o şu hallerini yere teken Allah. Şundan kep çıkıp, ya ki bunu musibet, nimet ortasında eğlentirirken olsa, o vaziyetlerini getirirken hem Allah. La havle ve la kuvvete illa billah'dan kep ki, Allah o şey yaratırken kalbindeki hallerden kep çıkıp, ahvallar, ahvaldan kep çıkıp, ameller türlü işe bulur. Ahirge 10. hikmette dediler ki, El-a'malu suvarun kaime ve arvahuha vücudu sirril ihlasi fiha. Şimdi ameller indi ama tepede ameller haklı olur dediler o. Tepede ettiler. Ameller haklı buladı. Bu yönde ahvaldan murat kalpteki haletler dediğin bu sek validet tasavvuf istilahı dediği valid buladı. Şimdi ahvallar
ameller türlüyse bo'ladi. Ajnasul amaldagi ameller beden ameller bo'ladi. O'sha ameller. El a'malu suvarun qaime. Her kandı amel bir turg'izib qo'yilgan surat xolos. Qaime degani mavjud degani. Mavjud bir surat xolos. Uning ruhi, joni esa unda ihlosning sirri borligidadir. İhlosning sirri uning ruhidir. Biz o'sha sharhda aytganmiz, ihlos bor, ihlosning sirri bor. Vujudu sirri ihlos fiha deganda ihlos degan sir bor emas, yo'q. İhlos bor, ihlosning sirri bor. Amallar namoz bo'lsin, zikr bo'lsin, hatto jihad bo'lsin, hatto roza bo'lsin, zakot bo'lsin, birovga yordam qilish bo'lsin. Birovni og'irini yengil qilish bo'lsin, vaz bo'lsin, dars bo'lsin, tilovat bo'lsin, duo bo'lsin. Bular hammasi suratlardir xolos. Ya'ni quruq haykallardir, jonsiz. Undagi jon va ruh nima desangiz, undagi ixlos. Ixlos bo'lmasa ular o'lik bo'ladi. O'likdan foyda bormi? Yo'q. O'likdan samara bormi? Yo'q. Demek ihlas bo'lmasa amalda o amaldan foyda yok. Endi ihlas nima desa, ihlas ifrodul qalbi amma sivalloh, yoki ifrodul qalbi an mulohazati al-makhluqin. Qalbni makhluqlarni mulohazasidan xoli qilish, yoki amalni Allohdan boshqani mulohazasidan xoli qilish. Mulohaza degani ya'ni Allohdan boshqani o'ylash. Hatto kishi o'zini o'ylasa ham. Biz o'sha darsda aytganmiz, ixlos 3 daraja bo'ladi. Agar kishi amalini muqobilida Allohdan boshqadan biror bir zarra narsa kutsa, bo'ldi, ixlos unda yo'q, amal o'sha zohati habada qilinadi, yuzga uriladi. Ammo Allohdan kutsa natijani, u 3 xil bo'ladi. Dünyada ve ahirette Allah'dan şunu kıyan amelini, mükafatını kütüş. Mesela zekat vereyim, sadaka çıkarayım, Allah malımı saklasın, tanemi sokkılsın diye. Dünyevi nimet isteyip amelini mukabil edin. Lakin Allah'dan başka denmez. Bu ham ihlas, kuyu derecesi. Ahirette hem acılım olsun dedi. En ikinci derece, dünyada nimet soramaydı. Namoz o'qiyman, tanam sog'lom bo'lsin, roza tutaman, tanam sog'lom bo'lsin, tohorat qilaman, tanam sog'lom bo'lsin demaydi. Yo'q. Alloh buyuribdi-kan, qilaman, Alloh qiyomat uchunga ajr berar ekan deb qiladi. Dunyoviy manfaat kutmaydi Allohdan ham. Allohdan boshqadan hech qachon Allohdan kutmaydi. Manfaat bersa Alloh taolo dunyoda tanasini sog' qilsa, zakotini bergani uchun boylik bersa, sadaqot qilgani uchun odamlarga yordam qilgani uchun yordam berib Alloh ishlarini o'nglab tursa, nur üstüge nur. Lekin o'sha narsa hosil bo'lishi uchun qilmaydi. Uni qalbida tugib turgan o'yi, uni harakatlantirayotgan kuch oxiratdagi ajr bo'ladi. Hatto dunyoda berib qo'yishini xohlamaydi. Bu ikkinchi daraja. Uchinchi daraja oxiratda ham xohlamaydi. Dunyoda yerda qachon insonlardan umuman Allohdan boshqadan birinchisi kutish mumkin emas. Alloh subhanahu va taolodan ham dünyada nimet kutmaydı, ahirette ham. Ahirette nimet soraydı, amelini mukabil demez. Namaz okuyman, iki rekatke biteden darak ekberedi. Ruzu tutaman, kirve alıp, mazak alıp, su içemen cennet. Demeydi. Belki, yalgız bendelikini izahara Allah Ta'ala şunda hursan bularken, şunda razı bularken deyip kıladı Allah'ın. Lekin cennetin nimetlerini soruyorlar, cennetini soruyorlar Allah'ın. O tilamchi sifatida, talabgar sifatida soruyorlar. Ama amelini o için kılmaydı. Amelini, bendelikini izahı, Allah Ta'ala'ya bendelikini ada kılış çünkü ne kılır. Bu mukarrablarının derecesi bu. Bu peygamberlerinin hali bu. Kişi asla birinci dereceden ikinci, üçüncü dereceye çıkışı mümkün. Bana şu ihlas
Üçelesinden biri bulsa amelde ruh buladı. Üçele dereceye kadar ruhunu kuvvete harhıl buladı. Amel canlı ya ki canı küçülüyor ortaca hakez. En sir nime? Sir amelini Allah uçun güne kılış ihlas. Amelini körmeslik sir. İhlasın sırrı diyen şu. Çünkü amelini körüş ham ben de uzun amelini körse demek ki mukabilede ne madur körüp kalışım. Amelini körmese o kişi yalnız Allah bilen ben bulan. Amelini körüş ham Allah'dan başkanı körüş bulan. Amelin üstünde. O kan diye bulan. Ben de Kur'an'ı kıydı. Zikir kıladı, hayır kıladı, sadaka kıladı. Namaz okuydu, roza tutadı, adamlara yardım kıladı. İnsanlara manfaat, hizmet kıladı. Lakin bir ortası uzaya korunmaydı. Hiç nasıl kımagende yaşaydı. Sezilmedi, o özü tuyguzu kalmaydı onu. Hakimi ki bir, mesela yaşlı karıbı oldu, yaşlı karıbı olganı hakkında uzun da bir tetiklik kıskıyla yaptı, o şundan. Amelini uzun da körü yaptı. Onda ihlasları yok. Kimi ki, ya katta bir himmet kursatıp kişilere yardım kıldı. Ki şundan hatır cemlik kıskıp kaldı. Yaşlı amel kıldım deyip. Ben katta iş koyuyorum ben de böyle yaptı. O da çok iyiyim, buluşum mümkün. Lekin katta yaxshi ish qildim u ana alhamdulillah deb xotirjamlik bor. Unda ham ixlosdir yo'q. Wal amalu solihu yarfa'u solih amal Allohning huzuriga ko'tariladi. Haqiqiy ko'tarilganda bandan o'zida qolmaydi. To'g'ri masalan istasangiz istaydi u. Siz mashq qurgansiz desangiz ha qurganman deydi. Lekin u hissi qolmaydi. Xotira ketadi degani emas u. E'tibori qolmaydi o'zida. O'sha amalning borligini e'tibori qolmaydi. Qori, qorligini e'tibori yo'q o'zida. Qaysi ma'noda? Ya'ni bir amal qilib dondirib qo'yganlik ma'nosida. Olim o'zini olim his qilmaydi. Xuddi talib ilmdaqa yana o'zini ilmga uraveradi va bir kishidan tanbih eshitsa, masalan bitta alomatlardan. Talib ilm paytida eshitganda xursand bo'lganidan xursand bo'ladi. O'zi olim, mashhur. Lekin o'zi olim mashhur bo'lib qoldi. Allah için gapir yapman deyipti, ihlasım var deydi. Bir hatasını etsiz, özgürlük paladiyon bulsa, talebeli payette kabul kuluyorken git. Demek onda amelini, özünün amelini görüş var. Onda ihlasları yok. Demek ihlasının sırrı, ücübünün yok alışı. İhlasının özü, riyanın yok alışı. Riyası mı yok bulsa, ihlas hasıl bulur. Ücüb hem yok bulsa, ihlasının sırrı hasıl bulur. Şunun için salaf-ı salihler, uluğ ulamalar bana şuna kadar kalplerini nezaret kılışken ki şu kadar kalbine ucubunun bir şebedesi kip kasa hem yuup taşıgın. Başka oralarda hem ayeti bir yemiz Umar ibn Abdülaziz muhaddis bu gelirler ki muhaddislerden ders verirler. 2 yıl 3 ay mümkün takriben şundey yok ki tolay halife gelirler. Vaaz kıyan payetlerde hadis, ayetler birbirine bağlanıp, kuyulup gelirken. Gâhı da şu sözünün ortasında hadisini hem tüketmesinden ve sallallahu ala Muhammedin deyip çüp eterken minberden. Sonra şiken eken ki tahsi bu gap ahır gitmedi, fikir ahır gitmedi, düşünme kaldık. Hadisem düşünme kaldık, ahır gitme kaldı. Ne kadar tüketip koymadıyız dese etken ekenler ki kuyulup gelirken ilimden kalbimde özümge nisbeten baha payda olup kaldı. Ucub payda olup kaldı. Çünkü derhal kesip düştüm. Çünkü hutbana farz adabı gen. Hamd, salavat, ayet adabı gen. Çünkü eğer devam etseler, o şenese tekrarlanırdı ve kalpte uğur neydi? Keyin, minberden çıkken de başka salak uçuşa diyeyim olaydı. Bağırıp bağırıp bu nasıl uğur neyse, minberge çıkıştan aldın, az yasemen deyip çıkartıyorum bunu, biliyor. Bapleyim ağız, şuna kadar yapalım ağız, hemen koyalı koyalı deyip çıkartıyorum bunu, biliyor. Şuna kadar okuyayım ağızı sindiremen deyip okuyayım bunu, Kur'an okuyayım bunu. Yani ki sadaka kadar diyen bu sahazır, hemen köyle min sakavatım kursat koyayım ben deyip kırıştı başlaydı. Uzunu, uzun baha verip, maktaşkaya ötedi. Yani ucub nime uçun haram bu, günah kebiri.
Halıkka mensup nersene özüge nisbet bergen üçün. Demek ki siz özüge özüz baha beres. Çünkü özüzden ne böyle yapsın şunu? Fazilet de özüzden koru yapsın. Eğer bir kişi payabızlarını kadeh edip, kolunda bir çamadan pul ya ki tilla turup da. Milyar diye mesela. Müşef Türk İmamı'nı hep kolunuzu verdi de, payabızlarını kadeh alıp kayıta alıp gitti. Siz o şu müddette kolunuzdaki çamadandaki puldan kursan burası mı olup? Özüzü boy kıskılasın mı? Yok. Ya bırakın ki yok. Ya sizdeki hemen nimet Allah'ın ki yok. Verip tutup tuğalas. Onu siz eğer kolunuzdaki pulge siz havlu kadı yanmasıyız, özdeki de böyle yapsınız. Bazı adam böyle, böyle adam böyle amanet koysa tartmasıya koyup verdi, galadan ya koyup verdi. Bir iki aydan sonrası belgesi kimi koydu, özündeki o çöp kalır. Nimet ne? Sizde yaratken Allah, siz onu özüzdeki de böyle yapsın. Halıkını, hakkını özüzge nisbet veriyorsun. Şunun için haram. Riya bilen sum'ati. Allah için kılın edigen nerseni ben de başka için kılı yapsın. Allah ki ibadette başkanı şerik kılı yapsın. Ve halıkka haslanı şikerek bugün nerseni başka gibi veriyorsun. Siz Allah görsün diye kulis kereydi, adamla görsün diye yapsın. Allah'ın nimetini özüge karatçı doğruluğuna bendelerge kurban kılıyor biz. Şunun için riyas ma haram. Hoca kursullik. Şimdi ihlas aşı riyas ma adam pak buluşu amelini. İhlasın sırrı ucubdan pak buluş. Şimdi ucub ya ki riya amelden aldığın ya ki amel esnasında ya ki ondan kendi gelişim mümkün. Eğer aldın kese, üç amel kılmasız gerek. Oradan ki başka amel kılıyorum. İlla farz olsa, sünnet olsa muhakkede, onu da kılırız. Şeytan vasfası kılıp, cemaatke çıksın, adamlar seni cemaatte ibadet değil deyip, oyla edildiği ama sen kilitledi de, ki siz, ondan göre cemaatke çıkmayayım ben de bir video okuyuz, şeytan kaldan gen bulasın. Yoksa siz, istiğfar ayıtıp, kalbinizi Allah'a kalatken halde, Auzu billahi mineşşeytanirracim ayetip yürürüm mescidki. Lakin nefel ameller var. Buyurulmagan. Kati talep kılınmagan. Ana ularını mesela mahfi kılışız mümkün. Aşkar halette eğer riya kep kalsa. Ucub kep kalsa hem o düşündeyi. O yüzge baha kep kalsa diyen olsa o yüzden köle afzallarını bilin. Ve Allah'ın kaderini bu Allah'ın takdirinden menge verilgeni deyip kabul kılayım. Akiden toğlayın asasıyız. Haliku kulli şey. Allahu haliku kulli şey. Her bir nesen yaratıcısı Allah'dır diyen akideni kaytadın, kalorin. Lekin eğer ucub kepkosa çi amelden aldın, karen şu ucubunu kalbinizi toktatıp, istiğfar edip, toğrulup durup, keyin kılın. Kımenmez. Yani kalbini hazırlayıp durup, kılın ki. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kurbanı söylerlerde, Allahümme hâzâ minke ve lek deyirler. Allah bu özünden özün için deyirler. Soyakken malları, koyularını kurbanlıkta. Özünden özün için. Soyulayken koy, ben soyuyorum ben, lakin bu senden bu. Ucubunu yok kılış. Özün için riyanı yok kılış. İhlas, ihlasının sırrını hasıl buluş. Her bir amelin için ne kılış gerek? Özünden özün için. Şunu tekrarlarsak ki Allahümme hâzâ minke ve lek her amelini evveli de şu akideni müstahkemle tutup kim başlasın. Peki şeytanın vasıfası ki aldanıp uçunaki hayal kepkosu amelden tutup kalmasın. Şimdi eğer riya keseci uzgartırsın haletini. Mesela aşikar ihsan kılıyken olsa mahfiyem koysun. Mescid kıldınız, mescidke 1 milyon sarıpladınız. Riyadan kurtulmakçı olsanız, yani 1 milyon mahfi sarpılayın. İhlasını üstelik duruşunun şartlarından biri şu. Zahirde kaç amel kılınsa, batında en kemi hoşlanınca ya ondan köp kuruş gerek. Her kendi amel, tılavat bulsun, sadakat bulsun, ibadet bulsun, zikir bulsun. Zahirde kaç kısanız, künde, batında hoşlanınca ya ondan köp koyun. Şunda ihlasını üstelik duruş imkanı buladı. Bazı ameller buladı.
ommaga bilinadi, iloji yo'q. To'y qilish, o'tkanlarga yuqlab ihson qilish, masjid qurish, madrasaga asos solish, madrasa solish, masalan maktab solish. Bu amallarni Alloh uchun qilasiz. Lekin riyo kelib qolsa-chi? O'sha riyoni yuvishni yo'li o'shancha sarfni yoki o'shancha ibodatni maxfiy ravishda qilish. İnşallah şunday ihlas saqlanib turadi va shayton sizni keyin vasvasa qilgisi kelmay qoladi. Bu og'iz bunga vasvasa qilsam, u yana ham katta amal qilib qo'yadi bu deydi. Va sizda haqiqiy ihlos hosil bo'ladiki, siz o'zingizga ham inshaalloh o'zingizni ihlosingizni isbotlaysizki, faqat odamlarni ko'zida emas, yolg'iz holatda ham qila olishingiz. Shuning uchun yunfiquna bil-layli wan-nahar sirran va alani. Fi sarra'i vad-darra. İnfakta kechqurun kunduzi maxfiyu yashirin, qiyinchiligu kenglikda infoq qiladiganlar ana shular jannat ahlilari, solihlar, muqarrablar. Nimaga maxfiyu oshkora degan? Chunki gohida oshkorasi kerak bo'ladi, boshqalarni targ'ib qilinadi shu bilan. Boshqalarda o'sha yaxshilikka rag'bat tug'diriladi. Va gohida majbur bo'linadi masjid solishga o'xshagan. Yoki maktab solishga o'xshagan. Yoki da'vat qilishga o'xshagan. Da'vatni albatta ommaga qilasiz, iloji yo'q u. Dars berasiz, ko'pchilikka berasiz, maxfiy bera olmaysiz. Sadaqot ham o'tishniqa oshkor qilinish kerak bo'lgan o'rni bor. U birinchidan oshkor qilinish kerak bo'lgan o'rinlari ham qolmasin amaldan. Ikkinchidan boshqalarga targ'ib bo'lsin. Shu bilan birga sirron maxfiy ham qiladilar. Sirronni doim birinchi keltiriladi. Maxfiy qilish muqaddam bo'lgani uchun. O'ng qo'li berganini chap qo'li bilmaydigan tarzda berish kerak. Ayolingiz ham hatto olgan odam ham bilmasligi mumkin. Shunday qilib bersa bo'ladi. Zaynul Abidin Ali ibn Husayn alayhi rahma İmam Hazreti Ali'nin nabiralari bir kunda 1000 rakat nafil o'qirkanlar. Yana 1000ta falon zikr, shunaqa juda ko'p ibodat qilarkanlar. Zaynul Abidin obidlarning ziynati deb laqab olganlar. Ammo infoqda o'shunaqa darajada ko'rishmarkan. Vafot etgan paytlarida Madinada 100dan ortiq xonadonda ta'minot to'xtab qolgan ekan. Hatto o'sha xonadon ahlilari bilishmarkan kim berganini. To'xtaganda "Ey Zaynul Abidin ekan" deb bilishgan ekan. Kechasi kelib uylariga uloqtirib yoki darvozadan kirgizib yoki eshigini oldiga qo'yib ketarkanlar. Yemakmi, pulmi, boshqami, kechasi saharda. Yelkalarida tashiganlari uchun kafanlash uchun, yuvish uchun kiyimlarini yechishganda qarasa, ikki yelkasiga arqonning izi chiqib, qadoq bo'lib ketgan ekan. O'zlari tashib, birovga bildirmaslik uchun. Ana shunday kishilar bizi ajdodlarimiz, salaflarimiz shunday bo'lgan. O'zini ko'rsatish, men falonchi narsa qildim deb reklama qilish, bu narsalar dinsizlardan chiqqan, riyokorlardan chiqqan, pastkashlardan chiqqan axloq bu. Solihlar unda riyokorlik qilishmaydi. To'g'ri, ta'qib uchun qissa bo'ladi. Lekin qalbida riyo bo'lmasligi sharti bilan. Demak, amallar u duo bo'lsin. Zikir bo'lsin, qaysi amal bo'lsin, ta'lim bo'lsin, dars berish bo'lsin. Endi amal deganda faqat namoz niyoz tushunmang. Har qanday hatto harakat amal. Agar uni oxiratga, Allohga bog'lasangiz, solih amalga aylanadi. Har qanday oddiy muboh amal ham. Hatto yeb ichish ham, uxlash ham niyat bilan ibodatga aylanadi. O'sha amallarning hammasida aynı o'zi ibodat bo'lgan amal bo'lsin yoki niyat bilan ibodatga aylantirilgan amal bo'lsin. Ko'zdan sodir bo'lsin, quloqdan bo'lsin, tildan bo'lsin, qo'l oyoqdan bo'lsin, moliyaviy bo'lsin, badaniy bo'lsin, zaboniy bo'lsin. Qaysi amal bo'lsa bo'lsin, ularning Alloh uchungina bo'lishi va qilayotgan, bajarayotgan kishining o'sha amalni ko'rmasligi o'sha amallarning ruhidir, jonidir. Shunda ular oxiratga tirik o'tadi. Shunda o'sha amallar oxiratda ish beradi. Aks holda kishi o'zining amallarini o'ldirgan bo'ladi.
kuruk bir heykel gelindi. Bana bu ham la havle ve la kuvvete illa billahinin tasdik. Çünkü nümege biz ucuk koyuyoruz. Çünkü Allah'tan başka da kuvvet yok. Bizdeki amel Allah bizde yaratıyken mahluktur. Allah bizde yaratıyken derse o. Bizi işlep çıkarışımız yemez o. Biz isteğimiz Allah yarat bir adet. La havle ve la kuvvete illa billah. Şundayken onu Allah'dan, Allah bizi yaratıp beriyken desene, Allah'dan başka yakaratıştığımız ham cinayet. Uzumuzdan görüşümüz ham cinayet. Bir fazilet sizde payda olsa, bunu uzu yüzü hususiyetinizde bilişiniz ham. Naşkürlük ve hata. Allah'dan o, kaysıdır faziletim ya ki amelim den bu. Şunarsa birildi menge deyişiniz ham hata. Yalnız özünün fazlından deyip bilmiş gerek. Hemen falan çünkü yerden kuruldum, şunun için işim yürüyüşüp gitti. Falan payıttı ben maşinamı satıp falan işe birgen ben, uçan için bana bu yağım zor olup gitti deyip özünüzü amelinizden görüşünüz hem o şey amelini zayi kıp koyardı. Belki faziletlerinde hemen yakışıklıkını yalnız bir yedik el hayır Allah'ın özünden görüş lazım buladı. Bana şu bir zekidemiz. Demek ki la havle ve la kuvvete illa billahinin tatbikidir bu ham. Ucubunu yok kılış, riyanı yok kılış, ihlasını ve onun sırrını hasıl kılış, aynı la havle ve la kuvvete illa billahinin tatbikidir. Kalben tasdiki ve onun cari kılmışıdır. Bana şu, hazırca kıskaça 10 ta hikmetini bir tekrarla bakan bulduk. Tayin ki, İlimle cemle varış için ve amelge kulay bulsun için. Demek biz bundan çıkardaki ne kılamız? Birinci hikmetten kaydedigen bulsak, biz amelimizge teyemezliğimiz gerek. Allah bizi sebepge koygenirken, baştartmezliğimiz gerek. Tecrid degen mekan barıken, Allah şunge yetkese acepmez, yakinimiz ne? Şunge teyelleşimiz gerek. Lekin, uluk mursidler yayın ki başka bir kişilerde hem himmet güçlü olur. Mesela buranın közü teşiyem, o şey ruhi kuvvetini, selbi kuvvetini güçlüyle giden. Yayın ki batıl ahirleri arasında bazı bir kuvvet egeleri buladı. Gitler yok şeyen. Ence bunca adam mı? Halklarını özü gezleştirip aradı. O şeylerdeki o şey ruhi kuvvet, yayın ki tesir küçü, evlası deyip koyardım başkası dedi mi? Şu derseler hem kaderden taşkarılması dediğini itikat kılışımız. O hem kaderinde bir kısmı kendini bilişimiz. Özümüzde sadır bulsa hem havluk mesleğimiz. Bırak da sadır bulsa hayran bu mesleğimiz. Bu hikmetin neticelerinden. Özümüzden, bizden talep kılınken nesede tırışıp, bizge kefaleti verilgen nesede hatırlayan buluşumuz. Kalbimizden tedbirini terk kılıp neticelerini Allah'a teşeşimiz. Polonca davet kılaman, Polonya ile hemen islah olup gider demeyiz. Yok ben davet kılaman, talim belemen Allah ıslah kılar diye bilez. Çünkü öyle kutup ne demek olmadı dediniz mi? Demek tedbir kalbinizde var. Falan iş kıldım, çünkü mehnet kıldım ne demek neticesi yok dediniz mi? Kalbinizde o şey tedbir var. Bu sizi canınızı rahatını buzadı ve akidenizde putur yetkezedi. Ve kalbinizi kir kıladı. Şunindek dua kılarken biz keçikçi bizini ümitsizlikke hapşırması gerek, duada berdevam buluş gerek. Duanın uzu asli ibadet. İcabatı nimet üstüge nimet. Atası icabatın türlerinden bir. Şunu indik, müddeti belirleyip koyulgen bu saham, bu yerde bir sır berdev. Allah'ın ilmige teşeşimiz gerek. Allah'ın subhanehu ve ta'ala'nın vadesige, vafa kılışı anık bu geniden bu narsede bizi közümüzde surette eğer sadır bulmasa vardı. Hayran bulmasligimiz gerek. Şunindek Allah subhanahu wa ta'ala bizge eğer uzunu tanıtışke bir eşik açken bulsa demek dua kıldığınız etkeniz birme diyor. Siz acizlik kıskıldınız. Allah'ın kudretini bir kalbden kıskıldınız. Şu marifet haligi nimeti bir genel emzal. Yani sebebini kiltirdiniz o neticeni Allah subhanahu wa ta'ala'nın tasarrufu da gördünüz.
İsteyenizdik bu mesleğin başkası olsa, sebebinin müsebbepten üzülgenini görüp, sebebinin halıkı, müsebbepinin halıkı ikenini kalben kıskırışınız, şu marifet, sebebinizin neticesi ki kendinden abzal siz ki. Eğer şimdi marifet hasıl olgan olsa, ameliniz ne azlığı hem sizge ziyan keltirmeydi. Çünkü Allah sizge uzun tanı tekken boladı. Ameliniz, siz Allah'a takdim kumakçı bulgenlerse, onu aldı da hiç istemez. Demek amel hiç istemezken, demek o surette bir görünüşte bir heykel, cansız sureti gep, illa onda eğer ihlas bulsa, yalnız Allah için becerilse, Allah'a şevkden becerilse, Allah'a bendelik için becerilse, ve kıyan adam o şey amelini özüde görmez. Çünkü Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam uygulayan payetlerde etken zikirlerden biri keçes teheccüdde. Beni uygulayan ve zikirige izin vergen Allah'a hamd olsun diye. İzin vermezse zikirem Allah hamd diyemeyiz. Zikirige izin vergen. Yani başka bir hadislerde Allah menge bitkence namaz okup közüm ketip kap diyenler. Küçüm yetkence emez. Allah bitkence namaz okup. Amelini özlerinde yaratılıyorkenini kıskırıyorlardan. Fakat bende, bu mesela bende de ne mi? Bende de o şey neresindeki telpini şalas. Uyağını Allah özü yarattı. Şundayken, demek hılas bilen, her bir amelini hılas bilen kılışık uğruşumuz gerek. Kette ve küçüğünü. Adette kubarak tekrari amellerimiz hılastan halup kalır. Çünkü bizde talim belgende ustazlarımız namazga niyet kıyandı. Halis Allah'ın koşuştu adat kılışken. Halis Allah. Kur'an okuyayım Halis Allah deyip koyayım. Okutuşka oturayım Halis Allah deyip koyayım. Orta ortada hem Halis Allah deyip koyayım. Sadaka beliyeti hem Halis Allah deyip koyayım. Bir kişi hakaret kısa sabır kılın Halis Allah deyip koyayım. Bir kişiye yardım kılın Halis Allah deyip koyayım. Tayin ki ihlasınız tekrarlanıp kalbde olmasın. Halis Allah tırda uzun demez. Kalbden çıkış gerek. Kalbde etiliş gerek ki şu payette kalbinde nezaret kılış gerek. Allah'tan başkanın mülahazası koyması gerek. Bu nazar kılışını vesilelerden biri kub zikir kılış. Ve ihlasla pütür yetkez edigen derslerini kalbden çıkarış. Dünya muhabbeti, yemekke bugün muhabbet, kıymetke bugün muhabbet, nimetlerke bugün hırs, şuhretke, rendelişke, namlışanke bugün hırs, vaha kazalarge karşı turuş gerek. Karşı kayısı uğrundaki şuna kadar halat kalbizde hasıl olsa, mesela size adamlar sahabatli diyken olsa bir uğrunda bahallik koyas, bahal diyen namı çıkarıp koyas. Şuna kılıp amelini tozalaş gerek ve Allah'a bağlaş gerek kalbine. Yani şimdi ihlas hasıl oladı ve amelini görmeyin özünüzde. Şimdi bir kişiler var ki biz fakirimiz, bendemiz, Allah'ın bakır kullarımız dedi. Hamadan yaman ben dedi. Men yaman ben, men yaman ben, men yaman dedi. Lekin içi de palancı fasık, pustancı o, palancı bidatçı o, unaka, bu unaka deyip adamlarını kemsizlikken buladı. O kişi uzunu afzal sene yaptı. Amelini uzun görüş, başkadan uzun afzal görüşke apkeledi. Başkadan uzun afzal görüyorken, amelini uzun görüyorken adam. O ucube gelsin. Ana o kişiye tavfik verilmedi. O adamın ameli kuruk semere vermeydi. Ölü yemeli. Yok ki yarım can. Riyadan halı bulup, ucubdan halı bulmuyor kız. Bir kişi gelip ben geldi ki ben teheccüd okuyam ben dedi. Hatta uygulamadım. Hatta bunu uygulatıp oynuyorsa uygulatamadım. Lekin uzun okuyamadım ben. Yıkılıp etti. Ben ettim ki sizde ucub var dedim. Uzunca baha veririz. Yok veririm ben dedi. Ya beresiz dedim uzuz gibi ha. Ya ben vermem, nefsim bunu kuruş hemen dedi. Beresiz dedim, yok vermem, ben şey vergeniz dedi. Ben de ucub yok deyişiz, ozu ucub. Malik ibn-i Dinar, bir ayol, ey riyakar degen payette, oh, bütün Besra ahli top olmagen, sıfatın mı, namı mı top deyin o degen iken. Ey riyakar dese, lebbey diye alışız gerek. Ey ucubçe dese, ha o lebbey tahsır deyişiz. Bilmez mi? Sadullah ne tep şekilde demezsin ki. Sıtama yakara böyle riyakar dese, on geçip yakara kime tep dikin demek. Meni tep diyor diyor.
Rabbe taksir. Şunu da diye alırsınız. Amelini uzdu kürmek kim bulur? Bu mesela amelini uzdu kürmek kim bulur? Bazı adam akideni, akide hem amellerden biri. Ben akidem soğuk, ben akidem güçlü deyip durur, başkalarının akidesini pastanır. Amelini uzdu kürmekken ameli hebede. Ben Allah'ını tanıyayım, başkalarını tanımayıp diyeyim mi? Uzda nimetti, Allah'ın nimetini uzdan kürmekten hebede ameli. Bazı bir kişi sünnetki amel kılıyıp, ben başkalarını kılmayıp dedi mi? Amelini uzdu kürmekten yaptı, ameli hebede onu. Yine bir kişi geldi yakında. Gelip ben dedi, kulap keti yapmam, kulap keti yapmam dedi. Taliblerden bittes. Nurap keti yapmam, yıkıl yapmam. Tüyap keti yapmam. Okşu mu yaptım, okşu yakışı bol yaptı. Ustaz kara mı yaptım, ustaz yakışı kara yaptı. Ne mi onda? Ay dedi ki ben aldın gündeki amel kulam yakaladım. Aldın başkalar lagu yapılarını yapılardı, ben mesela diyelim o şunlardan uzun mu taze tutardım. Yani bir iki tek yapay tutdum, ayettim ki siz bilesiniz mi demek ki o şunlardan mahrum buldunuz. Çünkü siz ucub bilen kıyansız. Özge baha bir yansız. Başkalar lagu yapılı yaptım, ben lagudan pakman diye boylayıp lagudan parhiz kıyansız. Gıybetçinin gıybetçi diyeceğim gıybet. Gıybetçi gıybet kılı yaptı, ben kılmaya ben de uz yüzü paksan aşıyız hem ucub. Gıybet bir de günah kebiri, ucuban bir de günah kebiri. Palancı itikadı benden sus, benimki kuşluyu dediğiniz mi? Ya ki onun amelinden benimki kop, ya ki onun ikiden göre benimki sünnetki muvafık dediğiniz mi? O yüzden onunla afzal bile yapsın mı? Bu kibir, şeytanın da ameli bu. Ana hayrun minhu degen de şeytan ameli bilen kibirlengen ve hılkatı bilen kibirlengen. Ben ondan yakışım ben degen. Şeytanın amelini kibirini kıl yapsız. Ulan günah kebiri. Gıybetçinin gıybetçi, o men gıybetçi mesmen deyip ondan afzal buluşuyuz. Onda gıybet olsa bitti günah, sizde kibir ondan kettir günah. Onu ettim ki sizde ucub bile kıyansız dedi. Bir pasu ettik ki yani ben dedi ilgilerim. Mesela anca bunca unusu bunusu harhıl nesliye bitse hem ben şundan parçası kılardım dedi. Yani uzun vakti yapsız dedi. Ular takva kımı yaptı, men kılı yaptı ben deyip uzunca teyengensiz. Nefsini pakileşti, uzuzge teyengensiz. Ki Allah uzuzge teşegen. Keyis pakilomaya koyansız. Nefsizi iplastik yüzüge çıkkan. Nefsizi nopakilik yüzüge çıkkan hazır. Çünkü o uz asıl nopak oyan. Bazı amellerini kılıp, bazı meselelerden perhiz kılıyken de nefs sizge uzun çırali kursatıp, nopakilik yani hem ziyade bugün. Siz bir adam günah kılıyordu. Bir adam nerede tamanda mesela bir günah işe oturdu. Siz bu yerde teheccüd okuyapsınız. Ondan uzun afzal da bilmeyin. Onun amelinden size ameliyiz afzal, amel sıfatı da karası eğer. Ama o sizden afzal oluşu mümkün çünkü siz ibadette kibirge getip o şu günahdan tabi bakıp geçişi mümkün. Abu Hafs etkenleri dedik, bir mesleğini kursan, mes'eles davdurup geliyor kendini kursan, bir iki on çapka taşıp koyun. Uya bu yaka. Ta ki kalbinde kibir kemesin o günahkar men itaatkar diyen. Ki Allah onge tavbe verir seni eleştirip koymaz. O kişiye mettim. Bana şu sizi hatayız. Çünkü takva kılıyken payetizde başkalarını bir takva sıkıp durup koyansız. Bu o şu vakti takva gitken bunlar. Siz takva kılıp adamlar haram yapıp durgen payetizde şu bahadan hem o sizi deyip durup lakin bunlar benden berber afzal başka tamamdan deyip duruşu iskere gidi. Ana şimdi kısa kişi ihlaska erişir. Ama kimi ki ben sünnetki amelleri rağmen ben başkalarından göre salih amelim köp, ben köprak mesela ilimliyim ya ki köprak ben akidem, torrak başkalarını ki unaka bunaka deyip başka Müslümanlarını ya ki insanlarını peske uğradıken bosa ana o kişinin ameli oşa zahatı yüzüge kaytarı bulunur. O kalp ameli bosa hem min tevekkülüm zor dese hem akidem zor dese hem cisim ameli bosa hem maliyevi amel bosa hem bedeni bosa hem hamesi
yalnız Allah Subhanahu ve Taala'nın mende yaratken mahlukatlarıdır. Haklıgan cayı da yaratadı. Beni tellegenige şükür münasip mesledim deyip duruş gerek. Bana şu hakiki bendelik, bana şu la havle ve la kuvvete illa billahinin tahkiki ruhu keskarlış. Allah Subhanahu ve Taala uzu hemimizge şunu nasip eylesin. Ahirge hikmette ki tenevvaat uç demetliğe bitaldın da. Yani ameller türlü ise buluşunu ettik. Demek biz ondan kalbini birinci istah kılışımız gerekliğini bilemez. Ta inki amellerimiz şümye kalıp türlü ise buluşunu bilgenimizden ki. Şu bilen bilge. Türlü vaziyetlerde uça vaziyetlerden kep çıkıp amel kılışını hem bilişimiz gerek. Şimdi zikirlerde hem kalbki gâhıda Kur'an'dan fetih gelir. Köpüle Kur'an okusun. Salavattan kilgen peyitte salavattan. Bendeni nefs terbiyesinde türlü dereceler de türlü terbiyeler gerek bulur. Mesela yolunu başladığı istiğfar köpürak gerek bulur. Ahırda tahlil köpürak gerek bulur. Tahallide salavat köpürak gerek bulur. Tahalli halat eden. Yayın ki keşfte Kur'an köpürak okulur. Ve hakkız. Öyle şu halatlarda bende o amelde muamelge Allah Subhanehu ve Teala'nın yöneltirişi bilen elmeştirdi. Hatta zikirini o zaman elmeştirdi. Ya bazı zakirlerde ya Allah bir müddet, bazılarda ya hayyu ya kayyum. Fakat ya hayyu ya kayyum ne bileydi? Daim. Yine bittesi ya bediye, ya bediye diye. Yine birileri ya halik diye bileydi. Yine vakti oturup elmeştirdi. Ve hakkızı. Bana şu haletlerini biz düşünmemiz. Özümüzü kalbimizi yıkarıyımız. Kalbimizde kaysı halette köpürak fethi olsa, kaysı zikirde, kaysı ibadette. Oşan arsadan köpürak kılamız. Lezzetleniş üçünmez oşan arsadan. O ham keledi hali. İbadetin lezzetine verilip ibadet kılış ham ubudiyetini pes ettirir. Belki kalbde Allah'ın ki kurbet hasıl bulgenini hız kılıp kurbetini hasıl kılış üçün özgertirler. Bu elbette o şey kalp makamlarıdır. Yüzeye geldi. Allah Subhanahu ve Teala uzu hemen